Survivor Panorama'dan, Bodrum'dan herkese merhabalar. Evet, bu sene Survivor'ın finali Bodrum'da. Biliyorsunuz dün akşamda yarı final vardı ve aynı zamanda Yunanistan'daki Survivor'ında, yani Survivor'ın Yunan tarafında şampiyonunu öğrendik. Dalaka şampiyon oldu. Bu akşamda finale kalan iki isimden biri, yani Yusuf'la Seda'dan biri de Survivor 2019'un şampiyonu olacak. Biz de heyecanla bekliyoruz sevgili Damla'yla, İhsan'la beraber. Bugün Survivor'da emek vermiş birçok yarışmacıyı ağırlayacağız. İlk konuğumuz da Kaan. Kaan'cığım hoş geldin. Hoş bulduk Hakan. Nasılsın? İyi vallahi, çok şükür. Her şey yolunda. Yolunda. Heyecanlıyız. Şampiyonluğu bekliyoruz. Hepsi çok hak etti zaten. Yani bakalım. Dün akşama bakınca Damla, İhsan, önce size de sorayım tabii ki. Yani beklediğiniz bir şey miydi? Çünkü önce Emre elendi, daha sonra Okay elendi ve şu an Seda, Yusuf finaliyle karşı karşıyayız. Neler diyeceksiniz? Vallahi ben başlayayım. Önden erkekler mi? Şöyle, bir kere Yunan tarafıyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Ben Dimitra'nın finale kalmasını beklemiyordum. Yani ben Nikos ve Afrodit'i Dalaka ile final yapar diye düşünüyordum. Dimitra sürprizi oldu. İyi de oldu yani, onun adına finalist olmak. İki tane kadını bir yerde finalde görmek bizim hayalimiz belki bir yerlerde. Belki bir zaman bizde de olacak öyle bir şey. Çünkü Yunan tarafında iki kadın finali gerçekten çok hak etmişti. O görüntü güzeldi. Bizim tarafa gelince de yani evet, tahminlerimiz bir yerde Emre'nin elenmesiydi Seda'ya karşı. Sonra Okay, Seda, Yusuf üçlüsünden nasıl bir ikili çıkar gerçekten, hani hepsi hak etmişti çok fazla. Yani Emre de hak etmişti, yanlış anlaşılmasın ama Seda, yedili bir gruptan bahsediyoruz ya. O yedili grubun sanki temsilcisi. Evet. O finale çıkacak temsilcisi gibi, evet, duruyordu. Sona kalanı oldu. En az hata yapanı, en böyle hak edeni gibi duruyordu belki bir yerde. Yusuf'u zaten biz haftalar öncesinden sanki finalde gibi düşünüyorduk. Güzel bir final olacak ya. Yani evet, iki hak eden orada yani. Damla, senden de kısaca alabilirsek. Yunan tarafı için ben de yani Nikos'la Dalaka ikisi beraber final yaparlar diye düşünmüştüm ama Dalaka'nın şampiyon olmasını zaten bekliyorduk. Çok iyi bir performansı vardı. Türk tarafına geçtiğimiz zaman yani 7 kişilik bir grubun oylarını toplayıp Seda final koltuğuna kadar gelmiş olabilir. Çünkü bizim zaten tahminlerimiz bu zamana kadar hep Yusuf final koltuğunda olur diyorduk. Ama kim şampiyon olur bilmiyorum tabii ki de. Yani ikisinin hakkında hayırlısı olsun. Evet. Kaan, sen neler düşünüyorsun? Yani dün biliyorsun bir yarı final oldu. Demin de bahsettiğimiz gibi. Sence bu akşam ne olur? Senin gönlünde yatan bir aslan ya da bir kaplan var mı? Onu soralım bir. Ya ben de Yunan tarafından biraz bahsetmek istiyorum. Yani Dalaka zaten sonuna kadar hak ediyordu. Bu sene inanılmaz bir performans gösterdi. Hem kişiliğiyle hem duruşuyla olsun, performansıyla olsun. O zaten hak etti ama finale ben de Dimitra'yı beklemiyordum açıkçası. Dünkü yarı finalde de açıkçası ben Okay'ın çıkacağını düşünüyordum. Çünkü Okay'ın ciddi bir SMS kitlesi olduğunu duydum ve gördük de bunu. Defalarca potadan çıktı. Fakat Seda da çok hak etti. Yani büyük bir sıçrayış yaptı. Bence Seda için hani mükemmel bir adım. Yani hepsi hak etti. Emre de hak etmişti, Okay da hak etmişti, Seda da hak etti, Yusuf da hak etti. Ama ben hani en başından beri savunduğum bir şey var. Ben orada 2 hafta durabildim. Ama biz 2 haftada Yusuf'la belki 5 ayda paylaşamayacağın şeyleri paylaştık. Onun için hani benim gönlümde yatan isim tabii ki Yusuf. Onun da şampiyon olacağını, yani %80 düşünüyorum açıkçası. Sen Yusuf'u destekliyorsun ve şampiyon olacağını düşünüyorsun. Evet, evet, aslında saatler sonra, yaklaşık 4 saat sonra Bodrum'dan TV8'de canlı yayınla şampiyonu biz de adım adım öğreneceğiz. Tabii akşama çok özel VTR'ler de var. Bu arada tabii burada çok acayip bir hazırlık devam ediyor. Şu an arkadan geçenleri görebilirsiniz. Sesler falan. Burası gerçekten şu an final için bomba gibi hazırlanıyor. Havai fişek şovlar falan. Biz de akşamı heyecanla bekliyoruz. Yani İhsan, nasıl bir duygu? Şimdi hep Kıbrıs'taydı final. Şimdi Bodrum'dayız. Vallahi şimdi şu kapıyla böyle o kadar yakınız ki gerçekten, yani buradan şunu söylememiz lazım. Çok gelmek isteyen var ama kapasite belli. Bodrum olunca da yani ben şimdi kapıya böyle bir çıktım. Şimdi herkes bizi tanıyor, sağ olsun, herkes bizden bir şey istiyor. Diyorlar ki ya İhsan Bey, işte İran'dan geldim, İşte Azerbaycan'dan geldim, Yozgat'tan geldim. Ya o kadar çok seveni var ki. Bilemiyorsun ki gerçekten İran'dan mı gelmiş? Gerçekten gelmiş. Yani gelmiştir tabii. Tabii ki. Yani gelmiş adam, belli bir yerlerden gelmiş ve buraya girmek istiyor. Burada o anı yaşamak istiyor ama işte buranın kapasitesi belli. Şimdi Kıbrıs'ta böyle dertlerimiz olmuyordu. Kıbrıs'ta zaten belli bir zümreyle bu işi yapıyorduk. Oradaki oteldeki sakinler, çevre otellerden gelenler, işte akrabalar falan derken iş bitiyordu. Ama burada inanılmaz bir izdiham var kapıda ve dolayısıyla da hani Giremeyenler kusura bakmasınlar, ben önce onu söyleyeyim. Zaten burada hani Acume'de düşünmüş, hemen alanda bir tane büyük bir ekran kurulmuş hemen kalenin yanında, oradan da izleyebiliyorsunuz yayını. Hani oradan da bu anı yaşayabilirsiniz. Acayip bir ambiyans, gerçekten Bodrum'da olması çok güzel. Ben de uzun zamandır Bodrum'a, özellikle merkeze gelmiyordum. İyi oldu, biz çünkü yaklaşık 7-8 yıldır buralara gelmiyorduk. Çok güzel oldu, çok güzel bir... Buraya da ilk defa geldim, inanılmaz bir ambiyans kale. Evet. Yani bir de Survivor birleşince acayip bir şey oldu. Evet, Bodrum Kalesi'nde zaten bu yaz konserler de olacak. Biz de bu mekanı çok beğendik. Bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim dünle alakalı. Dün yarı finali 1200 kişi seyretti. Fakat kapıda toplanan kişi sayısı yaklaşık 8000. Yani 8000 kişi geldi buraya ve sadece tabii 1200 kişilik yer vardı. Ama geri kalan kişiler için diyecek bir şey yok. İhsan'ın dediği gibi keşke... Mekan müsait keşke olsa da herkes içeri girebilse. Kaan, peki finalde neden yoksun dersem aklına ilk ne geliyor? Mesela bir daha Survivor'a gitsem şunu yaparım diyeceğim bir şey var mı? Ya aslında pişman. Aklımda kalan. Yani aklımda kalan çok bir şey yok. Çünkü bir hata yaptığımı düşünmüyorum o az sürede, ama ben çok talihsiz bir kadronun içine düştüm. Yani nasıl desem, böyle aşırı çetrefilli bir kadro vardı ve gider gitmez de böyle öyle bir şeyin arasına geldim ki yani hemen bir ya buraya ya buraya dediler. İşte taraf olmayan bertaraf olur sözüyle beni bertaraf ettiler. Ama aklımda bir şey yok yani, bir daha şunu yaparım. Yine aynı karakterde giderim, aynı şekil. Tek takılırım. Tabii ki arkadaşlarım olur. Dostum da olur ama her zaman tek yürürüm yani. Peki evet, kırgınlıklarınız var mı? Çok merak ettim. Mesela Survivor'ın içerisindeyken o kadar olay yaşadınız, gruplara ayrıldınız, ama Survivor bittikten sonra yani şu ortamda hep beraber gülüp eğlenebiliyor musunuz? Yani benim kimseye açıkçası kırgınlığım yok. Hatta şunu söyleyeyim, Ecem de dün geldi burada benden hani özür diledi. Yani kusura bakma işte o anın ambiyansında. Ben kimseyi kin tutmam, zaten kimseyi kin tutmak yakışmaz. Kimseyle bir kırgınlığım yok. Herkese teker teker konuştuk ettik. Sadece bir kişiyle konuşmuyorum. Yani onu da zaten herkes biliyordur herhalde. Onunla da hani kin tutmuyorum ama ne bileyim yani böyle... Gitmiyor yani, elektriğin böyle bir şey tutuyor sanki, gitmiyor. Ben bilmiyorum ya kim? Kim? Söyleyeyim mi, sıkıntı yok. Hikmet de yani. Hikmet de konuşmuyorsunuz. Çok iyi değil, hiç iyi değiliz. Yani ama hani konuşmuyoruz. Yaşanan Survivor'da kalıyor. Öyle bak, ona kesinlikle. Mesela dün Bora'yla birlikte oturduk, 2 saat muhabbet ettik, eşiyle konuştum falan, dedik orada yaşadıklarımız böyle böyle, ama yani Hikmet'le o şeyi hani herkese, dediğim gibi Ecem'le bile aynı karede hani olaylar geçti, sıkıntılar geçti. Onunla bile konuştuk geldi. Hani dedim ki neyse, orada oldu, bitti. Artık buradayız. Ama Hikmet'le bir türlü yani yıldızımız barışmıyor. Yani böyle gitmek istiyorsun, duvar var sanki aranda, geri dönüyorsun. O derece aramızda yani inanılmaz negatif elektrik. Küs değilim, bir sıkıntı da yok ama... Ama hep söylüyoruz bugün bu koca sezonun aslında bir bayramı. Bayram da küslüklerin bittiği yerdir. İnşallah Hikmet'le de yüzleşir, problemlerinizi çözersiniz. Kaan'cığım, favorini aldık. Yusuf diyorsun. Evet, Yusuf'u desteklediğini söyledin. Bugün şampiyon yapacağız onu. Bugün şampiyon yapacaksınız. Hayırlısı diyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Geldiğin için. Evet, Kaan'a teşekkür ederken birazdan Survivor'a yine bence erken veda eden bir isim Hakan Kanık bizlerle olacak. Evet, birazdan Hakan Kanık'ı burada ağırlayacağız. Şimdilik bizden bu kadar. Survivor'a geldim, acayip heyecanlıydım. Burası benim hayallerimin olduğu yer. Bir kişinin performansının iyi olması aslında hiçbir şey ifade etmiyor. Takımca iyi olmamız gerekiyor. Kolumu bacağımı bırakırım oyuna. Umarım kazanırız. Yani ödül ne olursa olsun umarım kazanırız. Birazcık olsa da karnımız doyar. Önemli olan kazandığımızda verdiğimiz reaksiyonu kaybettiğimizde de verebilmektir. Hakan sayıya gidiyor. Hakan kazandı. Muhteşem bir fark. AK kazandı. Survivor'a geldim, acayip heyecanlıydım. Burası benim hayallerimin olduğu yer. Bir kişinin performansının iyi olması aslında hiçbir şey ifade etmiyor. Takımca iyi olmamız gerekiyor. Kolumu, bacağımı bırakırım oyuna. Umarım kazanırız. Yani ödül ne olursa olsun umarım kazanırız. Birazcık olsa da karnımız doyar. Önemli olan kazandığımızda verdiğimiz reaksiyonu kaybettiğimizde de verebilmektir. Hakan sayıya gidiyor. Hakan kazandı. Muhteşem bir fark. Hakan. Hakan kazandı. Evet efendim, şimdiki konuğumuz Hakan Kanık. Dediğim gibi Survivor'a erken veda eden isimlerden biri. Hakan'cığım hoş geldin. Hoş bulduk abi. Siz çok şıksın, tişörtün çok güzel. Çok Nasılsın, iyi misin? İyiyim abi, ben buradayım zaten. Aslında sen Bodrum'dasın, biz sizi ziyarete gelmişiz gibi olduk. Abi, öyle oldu. Ne diyorsun dünkü yarı finalle ilgili? Dünkü yarı final başlıca Bodrum'da olduğu için bence çok güzel oldu. Güzel bir değişiklik oldu. Buranın insanı zaten Survivor'ı çok seviyor, çok izliyor. Dışarıda deli gibi bir atmosfer vardı. Buradaki atmosfere gelecek olursak içerisi yani tribün stadyum gibiydi. İnsanlar çıldırmış gibi izliyorlardı. Yunan tarafıyla ilgili kesinlikle Dalak hak etti ama Dimitra yerine bence Nikos'un olması daha adaletli olurdu diye düşünüyorum ama sonuçta kazanan taraf Dalak oldu. Finalde olmak ister miydin? Finalde yani şu atmosferde ev sahibi olarak düşünsene. Abi, atıyorum Galatasaray'sın, Şampiyonlar Ligi finaline çıkmışsın ve final maçı İstanbul'da. O kadar iyi olurdu ki ya. Kıbrıs yerine bana deselerdi ki ya finaldeyim mesela atıyorum. Hadi Bodrum'a gidiyorsun. Bodrum Kalesi'nde. O kadar güzel bir duygu olurdu mesela ki. Finalin Bodrum'da olduğunu bilseydin daha bir motive olur muydun? Olurdum tabii abi. Herhalde olurdum ya. Öyle değil, daha erken gitme sonra. Ailem zorlanmazdı hiç gelmek için. Buraya arabaya atlar buraya gelirdi yani. Ne güzel, ne güzel. Çok güzel oldu. Damla, İhsan var mı Hakan'a soracaklarınız? Ya, ondan sonra favorisini de alacağım. Nasıl bir Survivor geçirdi sence Hakan? Şöyle, şimdi az önce Kaan'la ilgili düşüncelerim aynısı senin için de geçerli. Yani bir daha bir Survivor olsa keşke ikiniz bir daha gidebilseniz. Keşke. Çünkü yani hakikaten hani hem orayı hak eden, hem orayı yaşamayı da hak eden, oradaki parkurları da hak eden iki ve çok erken elenen iki yarışmacısınız. Kaan için söyleyecektim, söyleyemedim. Seninle beraber söylemiş olayım. Çünkü elendiğinizde de sizin yüzdeleriniz çok yüksekti ikinizin de. Sen de böyle bir arada bir karambole gitti. Seninle ilgili şöyle bir şey var. MasterChef'ten geldi. İşte sırf popüler bir durum olduğu için geldi. Survivor'ı hak etmiyor gibi düşünenlere çok iyi cevap verdin. Yani elendiğin sırada galiba bütün yarışmacılar içerisinde üçüncüydün. Yani Hikmet var, Dalak vardı, bir de sen vardın. Şu an Dalak'ın üzerinde bitirdi. Ya, şu an Yunanistan şampiyonu Dalak'a, Hakan'ın performansının altında kaldı. Yani inanılmaz bir performansla sen karambole gittin. Evet, belki yanlış arkadaşlıklar, belki arkadaşlıkların doğru ama senin tutumun yanlış. Hani onların yanında biraz daha böyle geri planda kalman vesaire bir sürü hatan oldu ama o biraz senin yaşınla alakalı. Sen gitmeden bana dedin ki ne yapayım abi? Hani sen İki hafta sessiz kaldım işte bana. Ben gittim biraz sessiz kaldım. Çünkü şöyle bir şey yani sen orada çok sessiz duramazdın. Ama olsun yani her şeyde bir nasip lazım. Aslında normalde yapı gereği bence çok sessiz kalabilen bir insan değilsin. Eğlenceli yönlerim var ama biz o kısmını göremedik gibi geliyor bana. Çok mu Hikmet'in gölgesinde kaldın? Hikmet'in gölgesinden ziyade ben aç kalınca hiçbir şey yapasım gelmiyor açıkçası yani. Oyuna çıkayım, ne oluyorsa olsun sonra gideyim adama uyuyayım kafasına. Akşam yemeğimi yapayım, ondan sonra yiyelim, edelim kafasına. Çok fazla kavga edemem, ondan sonra birine laf yetiştiremem, haklı dahi olsam. Açken böyle oluyorum. Orada bana açlık pek yaramadı açıkçası. Peki Hikmet'in gölgesinde kaldın mı? Çıkınca kendini izlediğin zaman bunu düşünüyor musun? Böyle İzlediğimde, uzun zaman geçtikten sonra. Biz şimdi orada hiç böyle bir şey düşünmedik. Hı hı. Ne Bora abi, ne ben, ne Hikmet böyle yansıyacağını, böyle anlaşılacağını. Ama çıktığında, kendini izlediğinde gerçekten de öyle gözüktü. Ama bu neyden kaynaklı? Aslında benim onlarla beraberken onlar kadar birileriyle dalaşmamamdan, çok fazla tepki vermememden kaynaklı bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani onlar senin fikirlerinin sözcüsü gibi oldular. Sen de o yüzden daha bir sakin ve sessiz kalan taraf mı oldun? Yani? Aynen öyle. Onlar bana daha doğal geldi. Hı-hı. Daha yani yapmacık değillerdi. Ben onlarla daha samimi olmayı tercih ettim. Çünkü kafamız daha çok uyuştu ama hani fikir ayrılıklarımız olduğunda da onların fikrini savunmadım bazen. Hı-hı. Bu da benim sessiz kalmama neden oldu. Evet. Peki bu akşam için ne düşünüyorsun? Yusuf'la Seda final yapacaklar. Bekliyor muydun böyle bir final ve favorin kim? Ben çok bekliyordum açıkçası çünkü Seda abla çok başından beri hak etti. Yusuf keza çok hak etti. Dün ben Okay abinin ilk elenip Emre'nin üçüncü eleneceğini düşünüyordum ama yanlış oldu, beni yanılttı. Ama zaten Okay direkt yarı final çıkmıştı, öyle bir şey mümkün değildi. Nasıl? Yani Seda ile Emre SMS'e çıktıkları için Okay'ın elenme ihtimali yoktu. Ondan sonra Okay'ın elenme ihtimali yoktu. Şey elendi, Emre elendi, ondan sonra Okay abi elenmedi mi? Evet. Evet. Ama Emre ile Seda çıktı sadece. Emre ile Seda ilk SMS'e çıktılar ya, sen orayı kaçırdın herhalde. Ha, hani Emre ile Seda SMS'teyken Okay elenemezdi. Tamam, Bodrum'da güneş deniz olunca insan son zamanlarda Survivor'ı izlemiyormuş. Evet, bunu da anlamış olduk Hakan'cığım. Evet, favorini alalım. Favorim Seda abla. Seda. Sema demedin, onu da diyebilirdin. Evet, evet, çok dediniz burada. Seda abla çünkü Seda abla doğal geliyor bana. Baştan aşağı yani orada ne gördüyseniz dışarı çıktığınızda da o insan. Sadece bu grup olduğunuzdan kaynaklı değil mi bu yorum? Hayır. Orada sıkıntı da yaşasaydım Seda abladan. Çünkü gerçekten doğal. Orada neyse karşına gelsin, burada da bu olur. Evet. Yani bence Hakan güzel bir Survivor geçirdi. Yani şu anlamda performans olarak ama biz seyirci olarak bence Hakan'ı çok tanıyamadık. Evet. Bu da Hakan'ın elenmesinde bir rol teşkil etti ama aynı zamanda Hakan çok kuvvetli bir potaya çıktı. Ben aç olmasaydım orada beni çok iyi tanırdınız. Ama işte aç olmasan da o yarışmaların Survivor oldu Hakan. Aynen abi. Ama biz seni burada tanıdığımız için tabii ki çok mutluyuz. O da ayrı. Kimlerle potaya çıkmıştın? Kimlerle potaya çıktın? Bora abi, Atakan ve ben. Bora ve Atakan'la yani Survivor'ın Kaan'ın yaşadığı potanın aynısı. Evet. Çok benzetirsiniz Kaan'la. Eleneceğini bekliyor muydun? Eleneceğimi son ana kadar beklemiyordum. Son an böyle bir aydınlanma geldi. Ulan ben mi gidiyorum ona acaba oğlum? Cidden de ben gittim. Evet. Ama keşke gitmeseydim. Performansım daha da artacaktı. Çünkü sürekli üzerime koya koya gittim. Kilo verdikçe daha çok hızlandım. Daha da iyi olacaktım. Çıktığında kaç kilo vermiştin Survivor'da? 16,5. 16 kilo. Kaç, ne kadar günde? Kaç kilosunu geri aldın? 58 günde. 58 günde 16 kilo verdim. Çok verdim. Çok ciddi değil mi insan? Çok su tutmuştu vücudum. Hı hı. Besin destekleri kullanmıştım gitmeden önce. Onları alamayınca vücut otomatik olarak suyu birden attı. Kupkuru kaldık. Ne kadar yapma desem de gitmeden yaptı zaten. Mecbur. Peki Hikmet'le şu an aran nasıl? Çok iyi. İyi misiniz? Hikmet abiyle çok iyiyim aram. Yani abi kardeş gibiler zaten, sürekli yan yanasınız. Benim herkesle aram. Çünkü ben gördüm hastanede hep Hikmet'in yanındaydın. Evet, çok destek oldum ona orada çünkü cidden sıkıntılı bir süreç yaşadı. Hani fiziksel olarak olmasa bile mental olarak desteğe ihtiyacı vardı. Çünkü yanında kimse yoktu. Tek başına hastanede kalıyordu, ediyordu. Bundan böyle Hikmet abiyle inşallah aramızda bir sıkıntı olmasın. Ne güzel ama sana bir kızgınlığım var. Yani Bodrum'a gelmişiz. Aşçısın, şuraya bir cheesecake yapıp getirmedin. Gerçekten çok üzgünüm bu duruma. Haberin olsun. Var, bak reji de şu an çok tepkili. Nasıl böyle bir şey yapmaz diyor. Abi ben sana şöyle söyleyeyim. Dükkan açmayı düşünüyorum. Öyle Bodrum'da mı? Bodrum'da değil, İstanbul'da. Kadıköy'de. Aa, çok güzel. Oraya beklerim. İstediğiniz kadar misafirim olursunuz. Tamam, her orada zaman misafiriniz. Söz mü? Aynen, söz. Evet, güzel. Süper. Hakan'cığım çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim abi. İyi ki varsın, iyi ki geldin. Bundan sonraki hayatına başarılar diliyoruz. İnşallah belki Survivor'da bir daha karşılaşırız diyelim. İnşallah. Ve Melisa Emirbayar konuğumuz. Melisa birazdan burada olacak. O anki heyecanımı, duygumu anlatamam. Ancak yaşayan anlayabilir bunu. Çok güzeldi benim için. Bas Melisa, bas! Bas beni! Canlı gel, canlı! Bir atlet değilim, yüzücüyüm. Tabii kara sporuyla farklı bir Çok farklı platform gerçekten burası. Haydi Melisa! Melisa, suda gerçekten çok iyi bir yarışmacı. Bravo Melisa! Haydi! Melisa mükemmel bakış. Melisa önde. Bak, adapte olursak, oyunu düşünürsek ödül de bizim alabileceğimizi düşünüyorum. Melisa kazandı. Evet, adada benim şahsen seyretmeyi sevdiğim isimlerden biri. Çünkü ada yaşantısında çok sesini duyduğumuz bir isim. Melisa bizlerle. Melisa hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyisin? İyiyim, hava çok güzel. Hı hı. Ama birazcık sanki nem varmış, ondan biraz rahatsızım ama hiç sıkıntı yok. Ya İzmir'den daha mı kötü burada hava? Nereden dolayı sence? Ya şöyle Dominik'le karşılaştırayım ilk önce. Tamam. Dominik mesela İzmir'e göre daha böyle serin gibi. Hani terletmeyen bir havası var. İzmir'le Bodrum arasında, İzmir daha sıcak, Bodrum daha serin. Karışık yani. Evet. Bence Dominik'in çok önemli bir havası var da yemek yemediğiniz için terliyor olabilirsiniz. Terlemiyor olabilirsiniz. Çok fark ediyor çünkü. Evet. Yemek insanı terletiyor. Ben bunu anladım. Gerçekten. Melisa, şu kolyeni düzeltelim. Bir mikrofona çarpıyor da bir yandan sorayım ben sana. Tamam. Öncelikle hatta İhsan'a sorayım. İhsan, Melisa sence nasıl bir Survivor geçirdi? Ya Melisa evet yani izlenesi bir yarışmacı. Hani hem kendisi güzel... hem fiziği güzel ama Survivor'da çok konuştuk biz seni biliyorsun. Evet. Elenene kadar bir de uzun süre elenmedin ya. Hani senin gibi bir yarışmacı elenmeyince Survivor'da hem sosyal medyada hem masallarda konuşuluyor. Sen de bunu biliyorsun ama biz ne kadar konuşsak da sen çıktın ve hani bunu çok güler yüzle karşıladın, çok objektiflikle karşıladın. O yüzden seni tebrik ediyorum. Bir daha Survivor'a gider misin bilmiyorum. Ama ekibimize girdin yani güzel oldu. Ne diyebilirim ki başka Melisa ile ilgili? Güzel de hava durumu sunuyorsun onu anladım. Geldiğin gibi havadan falan bahsettin. Aslında düşünebilirsin yani. Buradan bir mesaj mı? Belki de. Ufak ufak başla böyle şeylere. Damla sen ne diyorsun? Evet Melisa'yı çok konuştuk gerçekten. En çok ödüllerden faydalanan, özellikle iletişim ödüllerinden faydalanan bir yarışmacı olarak. İletişimi ne kadar götürdülerse o kadar götürdüm. Öyle bir hiç şey de var. Yani beni götürün demedin ama. Hayır, hiç demedim. Beni o zaman arkadaşlık ilişkilerin çok iyi. Buradan bunu anlayabiliriz. Seni götürdüler değil mi? Evet götürdüler ama ben de götürdüm. Ben bireysellerdeydim. Hani ya beni götürdük dedi ama ben de götürdüm. Ben de şimdi lafınızı bölüyorum. İletişim, bütün iletişimlere gittin. Evet. Arkadaşlık. Hiçbir zaman seni Türk yarışmacılar yazmadı. Seni eleyen de Yunan yarışmacılar oldu. Yani böyle bir Survivor geçirdin sen. Kaç gün kaldı? Öyle duyuyorum. Demek ki yok, bu bir insan ilişkisi meselesi gerçekten. Yani bak bütün iletişimlere gitmen, bütün ödüllere gitmen, ondan sonra hiçbir şekilde yazılmaman ve performansının aslında düşük olması bu senin insan ilişkilerinin ne kadar iyi olduğunu ve halkın veya oradaki yarışmacı grubunun seni ne kadar sevdiğiyle alakalı bir şey. Bu da güzel bir şey yani. Tebrik etmek lazım. O evet, ayrı bir beceri. Gerçekten öyle. Şimdi dün bir yarı final oldu. Biliyorsun önce Emre, sonrasında da Okay elendi ve şu an Yusuf Seda finalini izleyeceğiz. Bu akşam saat 8'de evet tam burada Yusuf veya Seda'dan biri şampiyon olacak. Senin favorin ne ya da finalle ilgili düşüncelerin var mı? Çok kafa kafaya mı geçecek? Yoksa şimdi nasıl olur? Şöyle bir şey var aslında yani tahmin etmek çok zordu dün. Çünkü Okay abi, Seda abla, Yusuf. Hatta ben dedim ki Seda abla yani Yusuf'u garantiliyordum kendi hani aklımda. Dedim ki Seda ile dedim Okay arasında çok gidip geliyordum. Okay'ın kitlesini biliyorum biraz fazla olduğunu düşünüyordum. Hani Seda abla mı elenir, Okay mı elenir hiç tahmini hani tam yürütemiyorduk. Ama yani %51 ile Seda diyorduk. Aynı şekilde oldu. Hı hı. Bu akşam ne olur? Açık ara Yusuf. Açık ara Yusuf. Açık ara Yusuf. Çok iddialı çok bir söylem oldu. İddialı buraya da yazıyorum Melisa, yani. Hatta Yusuf şuraya dedi. Noktamı koyuyorum. Tamam. Yusuf. Neden peki Yusuf? Neden peki Yusuf? Yani ben Yusuf'u zaten Seda ablayı da çok seviyorum. Yusuf'u daha çok seviyorum. Ben diyorum ki benim erkek versiyonum Yusuf. Hem karakter olarak olsun hem kişilik olarak olsun. Seda ablanın da iyi. Fakat Yusuf'un ben çok hikayesini demişim. 14 yaşından beri kendi ayakları üzerine durmaya çalışan bir çocuk. O yüzden bundan hani her şey onun daha çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Hem ileriki yaşantısı için onun böyle bir şeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Hem hak ettiğini düşünüyorum. Hak ettiğini düşünüyorsun. Zaten bir de siyah takımdasın tabii ki haliyle. Sen de Yusuf'u mu destekliyorsun? Yusuf Atakan'la bu yola başladı. Ama bir süre sonra yalnız devam etti. Yani 12 kişilik grupta tek kişi olarak ben görüyordum. Kolyeni bir daha düzeltebilirsen. Evet, tamam, dinliyoruz. Yani 12 kişilik grupta ben tek kişi olarak görüyordum Yusuf'u. Yani o yüzden onu destekleyen, hani onun yanında pek fazla olan bir insan yoktu. Yani Atakan vardı. Sonra onlar bozuşmaya falan başlamışlardı. Sizin Yusuf'la iyi bir arkadaşlığınız vardı, evet, çünkü orada. Kardeşim gibi benim Yusuf. Çok destek oluyor muydunuz birbirinize? O seni, sen onu teselli ediyor özellikle muydunuz? Adada en çok bana destek olan Yusuf'tu. Hem motivasyon anlamında olsun. Yusuf'tan sonra Büşra geliyordu. Mesela Sude benim en yakın arkadaşım diyordum. Ama o beni hani motivasyon olarak fazla destekleyemiyordu. Hani ben mesela Sude atıyorum kötü yarışmacı ama ben onu derim. Hani daha iyi olabilirsin. Hani daha iyi yapabilirsin. Şunları değiştirsen şöyle olur vesaire. Ama bizim aramızda bu ilişki olmadığı için bizim ilişkimize zarar geldi. Onun haricinde tek beni destekleyen, motive eden Yusuf'tu. Peki önceden acaba ilk başta adaya geldiğin anda mı onlarla arkadaşlık yapsaydım dediğin anım var mı? Öyle evet, var. Var. Kırgınlıkların? Kırgınlıklarım da var. Konuşmadığım kişiler de var. Peki kimler desek mesela? Onlar tamam, için isim verebilir misin? Hikmet Tüysüz konuşmuyoruz kesinlikle. Tüysüz değil, Tuzsuz. Bora Edin, onunla kesinlikle öyle konuşmuyorum. Zaten konuşmayı da asla düşünmüyorum. Onlarca Hakan'la şimdi. Bora'yla çünkü bir ara iyi bilmiyorum, ben Bora Edin'le benim enerjim tutmuyor. Mesela Hikmet abiyle öyle değil. Ben Hikmet abiyi seviyordum. Yani aramızı neden bozuk olduğunu şu an anlayamıyorum. Hı hı. Ama Hikmet abiyle şu an konuşmuyoruz. Mesela Bora var. Bora'yla zaten hiç konuşmam ve adadayken de söyledim. Çıktıktan sonra söyledim. Hani ne selam veririm ne bir şey yaparım diye. Çocuğu var ayrı, hani o konuda Allah sağlıkla büyütmek nasip etsin. Ama bak şimdi Survivor bitti artık. Hani böyle bir oyun içindeki bir şeyi bu kadar şey yapma gerek var mı yani? Ha? Ama bir şey anlamsız büyüdü orada aramızdaki bu problem. O yüzden burada da devam ediyor. Yani hiç konuşmayı da düşünmüyorum. Birazcık da aslında zaman geçtikten sonra her şey durulduktan sonra ben arkadaşlıkların devam edebileceğini düşünüyorum. Umarım da öyle olur. Hiç Bora konusunda düşünmüyorum. Neyse, sen öyle bir insansın bence. Yaparsın. Evet, vallahi ben de şeyim yani. Benim sırtımdan bıçakla dönüp hani yüzüme güldükten sonra hani unutabiliyorum her an. O yüzden bu huyumu hiç sevmiyorum. Bunu biraz törpülemeye başladım Survivor'da. Ne rahatsız etti Bora'da ki seni mesela? Çok antipatik geliyor bana. Yani gerçekten sevenleri, hani onu destekleyenlerden özür diliyorum. Ama bu hani herkesin kişisel görüşüdür. Çok antipatik geldi. Yani hiç elektrik, hani resmen zıt kutuplarız. Adanın dışında hiç konuştunuz, görüştünüz? Hayır. Bakışlarına mı her rahatsız oluyorum ben? Ha, çünkü başka bir adam zaten aslında. Yani o Survivor'daki profili başka biri. Ki bir sürü insan için. Ben de gitsem öyle, Hakan da öyle. Yani sen de Survivor'da başka bir Melisa'sın, dışarıda başka birisin. Yani bir de dışarıda konuşmayı deneyeyim bence. Sonuçta bu oyun. Ve orada kaldı her şey. Ben eminim ki ikiniz de çok net anlaşacaksınız. Hatta üçünüz, yani Hikmet de bu grubun içine dahil. Çünkü kötü insan değiller, sen de öylesin ve yani dışarıda çok rahat anlaşabileceğiniz bir ekipsiniz. Hayırlısı diyelim. Çok rahat anlaşabileceğimiz bir ekip. Evet, bana güven. Peki. Melisa, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi ki varsın, iyi ki buradaydın, iyi ki Survivor'a gittin ve biz seni konuşma fırsatı bulduk gerçekten. Teşekkür ederim. Renk kattığını düşünüyoruz. Sana da çok teşekkür ediyoruz. Ailene bizden çok selamlarımızı ile. Ben teşekkür ediyorum size. Evet, Melisa'ya veda ederken Atakan adada neler yaşamış izliyoruz. Sonrasında Atakan konuğumuz. Şartlar ne olursa olsun, yani hiç yemek yemesem de, çok aç kalsam da her oyunda elimden gelenin en fazlasını yapacağım. Çıkacağım, savaşacağım, kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Atakan Evet, şimdiki konuğumuz Survivor'a damga vuran isimlerden biri. Yusuf'un iyi arkadaşı ve onun da erken elendiğini düşünüyoruz. Atakan hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın, iyisin? İyi çok şükür, siz nasılsınız? İyiyiz. Nasıl Bodrum'da olmak, finallerde? Her şey mükemmel, çok eğleniyorum. En sevdiğim iki arkadaşım dün finale kaldı. Katena'da şampiyon oldu. Çok mutluyum, aşırı mutluyum, çok heyecanlıyım yani. Bugün için de ayrı heyecanlıyım. Her şey yolunda. Evet, aslında Atakan için enteresan bir şey. Çünkü Yunan tarafında Atakan'ın desteklediği, sevdiği arkadaşı Dalaka şampiyon oldu. Giderken çok konuşuldu. Elini öpecek kadar saygı gösterdiği Seda finalde ve en yakın arkadaşı Yusuf da finalde. Yani belki şu yarışmanın dışarıdan en çok kazananı Atakan. Ne diyorsun sen? Çok ilginç bir karı dünle ilgili söyleyeceğim. Mesela beni alın, 3 ay önce bir uyutun. Tamam, böyle bir iğneyle uyutun beni. Sonra beni dün akşam dürtün ve uyandırın. Uyanayım ve ekrana bakayım. Şeyler var ve Atakan şöyle yapıyor. Ben derdim ki hani o zamanki Survivor'da izliyorum. Hani bu çocuk şampiyonluğa gidiyor. Yakışıyor da şampiyonluğa gidiyor. Herhalde şampiyon oldu derdim yani. Öyle bir görüntü vardı. Hani sen şampiyon olmuş kadar da sevindin dün akşam. Evet, gerçekten sahneye de atladın. Kendimi şampiyon olmuş kadar sevindim. Çünkü ben de Survivor'a gelmeden önce en büyük hedefim o koltukta oturup şampiyon olmaktı. Ama bir şeyleri başaramadım. Duygusal anlamında çok yenildim. Yani Survivor'daki ailemi, arkadaşlarımı, bu sevgimi, duygusallığımı geride bırakıp adaya gidemedim, onu anladım. Ve adada da gerçekten bir kişiye fazla güvendim. Evet, güvenebilirim ama fazla duygusal anlamda bağlanmak bence adada çok yanlış. Bu beni çok yıprattı. Kime? Yusuf'a diyeceğim ama yanlış anlaşılmasın. Duygusal anlamda beni çok yıprattı. Evet, arkadaş olabilirsin, çok yakın olabilirsin. Bu çok güzel bir şey. Bununla gurur duyuyorum. Yusuf'la yaşadıklarımdan, her şeyden gurur duyuyorum. Ama o duygusallığa kapılmamam lazım. Gerçekten... ailemi, arkadaşlarımı geride bırakıp adaya gidemedim, onu anladım yani. Ve gerçekten bir daha bu yarışmaya gidersem bir kişiye bir daha bu kadar güvenmemem gerektiğini anladım. Çok keskin bence konular söylüyorsun ama Yusuf'la aranda yaşadığın problemden dolayı mı böyle bir şey söylüyorsun? Sadece Yusuf değil, ondan öncesi de var. Yani dediğim gibi daha önce de söyledim. Survivor'ın ortasında ve Survivor'ın sonunda bir şey yaşadım. Bunlar beni çok yıprattı, çok üzüldüm. Bu kadar üzülmemem gerekiyor. Bunları aşacağım inşallah ilerleyen zaman. Sen biraz olayları fazla... hisli yaşıyorsun anladım. Evet, ben çok duygusal bir çocuğum. Birine bağlandım mı dibine kadar yaşıyorum. Gerçekten sevgimi de böyle yaşıyorum, nefretimi de böyle yaşıyorum. Ve bu beni normal hayatta evet dibe vurmayabilir ama ada şartlarında dibe vurdu. Çünkü adadaki bir oyun gerçekten her oyun bence mental. Yani mental dayanıklılığın iyiyse, psikolojinin rahatsa oyunu kazanırsın. Ben sporculuğuma zaten güveniyorum ama orada mentalin iyi değilse oyunlarda da kötü oluyorsun. Aday hayatında da başarısız oluyorsun. İnsan nasıl bir Survivor geçirdi senin gözünde Atakan? Yani ilk günden başlayıp elenene kadar gelirsek. Atakan elinde çok büyük bir fırsat vardı. Çünkü Survivor'da anti diyebileceğimiz bir grup oluştu. Çünkü Survivor'da ne olursa olsun çok iyi insanlardan da oluşsa kalabalık bir grup oluşup iyi bir yarışmacıyı elemeye çalışırsa o grup anti oluşuyor. Ve bu grubun karşısında sen kaldın. İyi olduğun bir haftada seni elemeye çalıştılar. Ondan sonra sen hastayken hastaneden geldin, seni elemeye çalıştılar. Bunlar Survivor'da bir yarışmacı için böyle altın tepside sunulmuş fırsatlar. Sen bunları değerlendirdin. Dışarıda önemli bir kitleye ulaştın. Çok sevildin ama ondan sonra kendine yenildin bence. Yani dediğin, kendin de şu an anlattığın nedenlerden dolayı. Yani yoksa çembere atmak, topu atmak bir yerde. Evet, performans çok önemli ama o böyle dalgalanabilir. Düşüşler olur, yükselmeler olur. Sen düştün ve orada kaldın. Evet abi. Yani performansını da dinlenen nedenlerle bitirdin. Ve gerçekten bence bu senenin hani başrol oyuncularından biriydin. Mesela Hikmet başrol, Bora başrol, Yusuf, Seda başrol ve sen başrolsün mesela. Ama sen çok erken elenen bir yarışmacı oldun. Bence bir hayal kırıklığı Survivor izleyicisi için. Ama öyle olmak durumunda kaldı ve sen kendine yenildin bence. Bence de, ben de kendime yenildiğimi düşünüyorum. Tabii hatalarımdan ders çıkaracağım artık. Bundan sonra evet, mutlaka. Bakacağım. Bunu sen hayatında da kullanmalısın. Hayatımda da aynı şeyler geçerli abi. Ben bunu önceki panoramamda da söyledim. Bu arkadaşlarımla duygusal bağlılığım beni hayatıma da yansıyor. Yani gerçekten çok üzülüyorum. Mesela işime konsantre olamıyorum vesaire vesaire. Bunları aşmam lazım. Yani o line'ımı artık, yani duygusal line'ımı korumam lazım diye düşünüyorum yani. Damla, sence nasıl bir Survivor geçirdi Atakan? Bence Atakan ilk oyunda, daha ilk başlangıçta çok iyi bir başlangıç yaptı. Çünkü işte o deniz oyununda Kader'e yardım etmesiyle zaten biz masada şey konuşmuştuk. Hani Atakan şampiyonluk için çok ciddi bir aday demiştik. Daha sonrasında yaşadığı mağduriyetlerden dolayı ki bunlar bilinçli değil, istemsiz olan olaylarla bir mağduriyetle bence insanların gözünde çok daha yukarıya yükseldi. İnsanlar için de bence bakış açısında senin çok büyük bir şampiyonluk adayın vardı. Hatta son iki koltuktan bir tanesinde oturabilirdin. Öyle görünüyordu. Ama yaşadığın duygusallıklardan dolayı arkadaşlarına çok ciddi bağlanıp daha sonrasında düşüşler yaşadın. Yani senin oradan bir şekilde sıyrılman gerekiyordu. Yusuf'la bazen problemler yaşadınız ama daha güçlü kalabilen kişi bence tam olarak burada olmuş oluyor yani. Aynen öyle, çok çok doğru. Peki bir şey daha soracağım. Şimdi dün biz Bodrum'da canlıyı yaptık İstanbul'da. Sen aklındaki şampiyonu açıklamadın. Bir tek sen söylemedin. Evet. Ben dedi yarın söyleyeceğim dedi. Evet. Onu burada mı söyleyeceksin? Yoksa evet, daha sonra bilmiyorum zaman olur mu ama Yusuf'la Seda arasında sence kim şampiyon olur? Ya da ikisine bakış açın nasıl, bunları merak ediyoruz. Ben gerçekten o gün düne kadar hiçbir şekilde konuşmadım bu konuyla ilgili. Gerçekten çok eleştiri de alıyorum, güzel şeyler de alıyorum. Niye paylaşmıyorsun, niye etmiyorsun vesaire vesaire. Çünkü Survivor'ı dibine kadar yaşadım ve son günü bekledim. Çok güzel şeyler hissediyorum. Ama adada yaşadığım bütün kötülükleri adada bırakıyorum şu an. Çünkü bana annem her zaman şey dedi, yanlışa da doğruya git oğlum dedi. O zaman kazanan sen olursun dedi. O yüzden ben her şekilde herkese doğruyla gitmeye çalışacağım. Öncelikle bu dün oturan 4 kişiyi de tebrik ediyorum. Gerçekten hak ederek oraya oturdular. Hepsi ayrı ayrı güzel insanlar. Okay abiden başlayayım. Okay abi bence final koltuğunu hak eden bir insandı. Gerçekten aday hayatında olsun, performansı da bence iyiydi. Çok kötü değildi. Ben hak ettiğini düşünüyordum. Ama olmadı, nasibinde yokmuş. Emre'yi de yorumla o zaman. Hazır Emre gerçekten bir iyi ki başardı. Onu da tebrik ediyorum. Çünkü yedeklerden gelip finale kalan bence Survivor tarihindeki ilk yarışmacı. Olabilir. Evet, ilk yarışmacı. Öyle, bence öyledir diye düşünüyorum. Gerçekten tebrik ediyorum. Çok büyük bir başarı. Bence çok mutlu olması lazım. Şampiyonluk kazanmış kadar mutlu olması gerekiyor. Ama iki kişiye gerçekten değinmek istiyorum. Özellikle Seda ablaya. Seda abla baktığımız zaman 17 senedir hiçbir şekilde spor yapmıyor. 2 tane çocuk annesi ve gerçekten inanılmaz bir, tam bizde belki kötü olmuş olabilir ama onları geride bırakıyorum. Kötü değildi aslında da, hepimiz de iyiydi ama dışarıda kötü gözükmüş. Ben bunları doğru bulmuyorum. Ada hayatında arkadaşlarıyla ilişkisi çok iyiydi. Kendi arkadaşlarıyla ilişkisi çok iyiydi. Ada hayatına katkısı çok iyiydi. Ve gerçekten karşısında Survivor tarihinin gelmiş geçmiş en iyi kadın yarışmacısı vardı, Katerina Dalaka. Ona karşı yarıştı. Ya ben bu konuya değinmek istedim. Bugünü bekledim. Gerçekten o inanılmaz bir performans ve inanılmaz bir karakter ortaya koyduğunu düşünüyorum. Ve gerçekten bir kadının gücünü, bir annenin gücünü Survivor'da gösterdiğini düşünüyorum. Ve şampiyonluğu hak ettiğini gerçekten düşünüyorum. Bunu yürekten söylüyorum. Artık bir kadın şampiyon çıkabilir Survivor'dan, Merve Oflaz'dan sonra. Yusuf'a gelecek olursam, bu konuyla ilgili çok eleştiriler aldım. Yusuf'la ilgili burada eleştiri yapmayacağım ama şunu söyleyeyim. Ben Survivor'a başladığımda beraber başladık bu yola. Evet, bir aksilikler olmuş olabilir ama şöyle bir şey var. Bir insana ben kardeşim dediysem veya benim annem birine evladım dediyse yani fazla konuşmama gerek yok. Bir kişi şampiyon olması gerekiyorsa evet Seda abla çok hak ediyor. Yusuf da hak ediyor. Seda abla daha çok hak ediyor. Ama bana sorarsanız Yusuf'un şampiyon olmasını istiyorum. Çünkü annemin evladım demesini hak ediyorsa şampiyonum da hak ediyordur yani. Yani benim yerime o kazansın, çifte duygu yaşamış olacağım Dalaka'yla beraber. Evet, aslında baktığınız zaman yani Yusuf'la 100 şey yaşadıysanız Seda ile 5 şey yaşamışsınızdır. Yani ama Seda ile yanlış bir şey yaşamanız tabii ki. Seda ablayla hiçbir yanlış bir şey yaşamadım. Çıktığımda neden elini öptüm vesaire bu tarz yorumlar aldım. Bence bütün yarışmacıların Seda ablanın elini öpmesi gerekiyor. Çünkü bütün herkese annelik etti. Yani bana annelik etmek veya gerçekten aday hayatında yani Seda abla şunu yapayım dediğimde hayır gerek yok ben sana yaparım diyen bir insandı. Bence kusursuz bir aday hayatı geçirdi. Hep belki yanlışları da olmuştu. Ben bilmiyorum. Ben görmedim. Benim karşıma hiçbir yanlışı olmadı. Ama gerçekten herkesin onu tebrik etmesi gerekiyor. Gerçekten bir Türk kadının gücünü Survivor'da gösterdiğini düşünüyorum. Bu yüzden de Seda abla şampiyon olsa da kesinlikle mutlu olurum. Benim anladığım sen çok ortadasın ama İbre %51 Yusuf, %49 Seda gibi. Bence hayır, ben tam tersini düşündüm. Bence Seda için hayır, öyle. Bence hayır. 65 Yusuf ama Yusuf olamazsa da Seda'yı da sevinirim. Ben öyle algıladım. Ben üzülmeyeceğim diyor bu akşam. Benim Yusuf'a karşı kırgınlıklarım olabilir. Ama dediğim gibi annem evladım demişse konu bitmiştir yani. O benim her zaman kardeşim. Şampiyon olsun. Zaten dün Dalaka şampiyon oldu. Bir yarım şampiyon oldu. Diğer yarımda şampiyon olsun. Çifte mutluluk yaşarım yani. Yani Yusuf'la Dalaka senin iki yarın şu an Survivor'da yani, diyebilir miyiz? Yani öyle, Dimitra da benim bir yarımda. O da final koltuğuna oturdu. Seda abla da aynı şekilde. Diyorum bak, en çok Survivor'ın en büyük kazananı aslında evet, Atakan diyebiliriz yani. Herkes. Tamam, o zaman soruya geliyorum. Tabii abi. Hazır. Yusuf şampiyon olursa araba nasıl paylaşılacak? Yine girdik mi? Yusuf olamazsa ikinci olursa bu araba nasıl paylaşılacak kardeşim? Söyle şunu, rahatlayalım Allah aşkına. Araba konusuna gelirsek, ya ben gerçekten kötü yorum yapmak istemiyorum şu an. Gerçekten konuşursam böyle artık ağır konuşmak istiyorum. Çünkü çok çirkin yerlere gitti konular. Yok. Gerçekten konular çirkin yerlere gitti. Benim ağzımdan hiç kimse bu masada da söyleyemez. Hani ben arabayı vermiyorum diye bir cümle kullanmadım. Benim yapımda yok. Benim zaten parayla pulla işim yok yani. Ben Survivor şampiyonu da olsam o parayı babam alırdı, birine verirdi yani, bağışlardı yani. Paraya ihtiyacım yok. Zaten Allah'a bin şükür hayallerim var, hedeflerim var. Çalışacağım, kazanacağım yani. Ama ya gerçekten 3'e böldük, evet. Böyle bir anlaşma yaptık. Ve bunun sevincini yaşadık. Tamam ama ondan sonra bunun konuşmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum yani. Çünkü söz ağızdan bir kere çıkar. Erkek adam ağızdan çıkardığı sözü yerine getirir yani. Lafını böleceğim ama ben zaten bunu paylaşacağını biliyorum. Biliyor, he. Ben sadece şeyi merak ediyorum. Ha, Yusuf şampiyon olursa nasıl olacak? Hani Yusuf'a soracaksınız. Tabii. Çünkü öyle bir şey de vardı aranızda. Ya abi, aslında şöyle, ben aslında çok kalan ikiye bölecekti sinirden falan. Şöyle şeyler de söyledim. Alayım duvara vuracağım o arabayı vesaire vesaire. Yani çok doğru bir şey değil. Orada Emre'nin hakkı var. Senin hakkın var. Herkesin hakkı var. Yusuf'un hakkı var. Tabii ki. O arabayı zaten o enerjiyle kazandığımızı düşünüyorum ben. Yusuf şampiyon olsa zaten Yusuf'un şeyi kalmıyor. Yusuf şampiyon oldu artık yani. Emre'yle ikiye bölüştürürüz diye. Yusuf çekilirse. Yusuf çekilecek üzere yani, şampiyon oluyor. Süper. Duyduk mu bunu? Güzel, evet. Herkes rahatladı mı? Herkes tamam. Yani Emre, çok önemli bir sorundu. Emre'nin ailesiyle de tanıştık. Çok güzel insanlar. Çok Emre'yle bugün selamlaştım. Ya benim kimseyle bir sorunum yok. Dün Bora abiyle de selamlaştım. Ya benim kimseyle bir sorunum yok. Survivor orada kaldı, bitti benim için. Önümüze bakacağız artık. Çok güzel. Evet, çok güzel. Kırgınlıklarım da bitti yani. Kırgınlığım da kalmadı. Onu da söyleyeyim. Yani ama Yusuf'a kırgınlığım var. O ayrı bir konu. Onu da çıkınca yüzleşiriz. Onu da görünce zaten bitecek işte. Dün onu gördüm. Şurada sarıldım. Şuraya gittim, ağladım yani. Yusuf'a sarılma fırsatın oldu mu? Ya bir ufak bir sarıldım şurada onu görünce, annemle beraber şuraya gittim, koptu, ağladım onu görünce. Yani her şey bitti o an benim için. Ne güzel. Evet, çünkü adada çok şey yaşadınız. Ya bambaşka. Hatta imkansız ailem dedin. Bu kelime hala o günden beri hepimizin aklında. Çünkü çok bir insanın Survivor'da bu kadar ailem görmekte herkesin yaşadığı bir şey değil. Şimdi ben bir an acaba Seda'dan bahsedince acaba dedim Seda'yı mı destekleyecek Yusuf'u taca alıp? Ama Seda bence mı? Atakan'a göre doğrusunu yaptı. Doğrusu da daha çok vakit geçirdiği, kardeşim dediği, ailem dediği Yusuf'u desteklemek. Ama Seda abla olursa da sonuna kadar hak etmiştir. Bize annelik yaptı, ablalık yaptı demesi bence güzel bir şey. Yani Seda abla gerçekten belki de beni rezil olmaktan kurtardı. Belki ilerideki hayatımda, iş hayatımda çok etkileneceğim bir şeyden kurtardı. Diskalifiye olabilirdim bir hareketimle. Bana evladım dedi, bana annemi hatırlattı. O yüzden zaten eğlendikten sonra elini öpmek istedim. Ne kadar güzel. Evet. Bana annemi hatırlattı yani. Atakan, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Şimdi reklama gideceğiz. Reklamlardan sonra Büşra bizlerle olacak diyoruz. Atakan'la vedalaşıyoruz. Reklamlardan sonra beraberiz. Evet efendim, Bodrum'dan canlı yayında karşınızdayız. Survivor Panorama'da bu akşam büyük final var. Seda veya Yusuf'tan biri şampiyon olacak. Şimdiki konuğumuz da Büşra. Büşra hoş geldin. Hoş bulduk Hakan abi. İyiyim, sen nasılsın? Çok teşekkürler. Nasıldı dün akşam? Neler düşünüyorsun? Öncelikle dün akşamki yarı finalle ve Yunan şampiyonu Dalaka ile alakalı yorumlarını alayım. Dalaka Dimitra finali bekliyor muydun? Onu da soracağım. Beklemiyordum. Yani kesinlikle Afrodit veya Nikos'u bekliyordum Dalaka'nın karşısında. Çok şaşırdım ve Dimitra şampiyon olsaydı çok üzülürdüm. Çünkü gerçekten Dalaka hak ediyordu. Sevindim onun adına. Türk takımına gelince zaten Seda abla ve Yusuf'un şampiyonluk koltuğunda oturması gerektiğini hep söylüyordum. Öyle de oldu. Çok mutluyum. Bugün iyi olan kazansın diyelim. İyi olan kazansın. Evet. Şimdi tabii Yusuf'la Seda arasında favorini de soracağım ama sırayla bir sorayım. İhsan, Büşra nasıl bir Survivor geçirdi? Şaka gibi. Şaka mısın? Şaka mısın? Dün akşam sağ olsun Büşra'yla karşılıklı birkaç kez böyle birbirimize şaka mısın dedik, gözlerimizi açarak. Bizim aramızda böyle bir motto gibi bir şey oldu, tamam mı? Grubumuzda devamlı böyle benle ilgili bir şey oluyor. Ben senin ufak böyle bir taklidini yapmıştım bir yerde. Ondan sonra hep böyle İhsan şaka mısın diyorlar bana her yerde. Evet, çok kullanıyorum. Sen de bunu öğrenmişsin, sonra beraber yaptık bir akşam boyunca. Bir gerçekleştirmek ister misiniz ikiniz? O daha iyi yapıyor tabii. Sen bir şaka mısın yapsana İhsan. Ama o an beni sinirlendirmeniz lazım böyle. Yüklenelim o zaman. Aynen, İhsan arkandan çok salladı Büşra. Şaka mısın? Daha çok açman lazım. Evet. Ya Ya lens de kullandığım için adada da çıkarma şansım yoktu. O yüzden gözlerim de çok yoruluyordu. Ekstra onda açılıyordu gözlerim. Ekstra açılıyordu değil mi? Evet. Şu anda hayır. Nasıl bir Survivor geçirdin? Nasıl bir Survivor? Bir kere kaç gün kaldı sen? 120 gün. 4 ayı var mı? Ay 10 gün falan. Evet. 120 gün falan. 130 gün. Yani 130 gün inanılmaz bir şey. Ve sen hiç yazılmadın. Yani 130 gün yazılmamak bir beceri. Bence de. Yani şans, evet şans faktörü de vardı. Çünkü mesela yazılacaksın. Erkek kuralı çıkıyor. Erkek kuralı çıkıyor. Yazılacaksın işte siyah beyaz oluyor. Bir şey oluyor. Yazılacağım kolye alıyorum. Yazılacağım kolye alıyorsun falan. Ve mesela şöyle bir şey var. Belki de sen Türk takımından ilk elenen isim olabilirdin. Ya da evet. Grup değiştiriyor. Evet. Ya da grup değiştiriyorsun. Şöyle bir şey. Şimdi kaderi yazacaklar. Alternatif sen varsın. Evet. Hatırlıyorum. Yani kader mi? Büşra mı'dan bir dönüyorsun sen. Belki o gün sen eleneceksin. Hani hiç biz burada bile belki seni konuk almayacağız. Hani belki seni bu kadar konuşmayacağız. Oradan sonra 130 gün ekranlarda hemen hemen her gün duruyorsun. Evet. Ve ciddi tanınan bir hale geliyorsun. Evet grup değiştirdin. Biz bazen seni çok eleştirdik. İnanılmaz performanslar yaptın. Bir çıktın oyuna 4'te 4, 3'te 3 falan yaptın. Yani ama çok dalgalıydı. Evet. Ve dolayısıyla da günün sonunda senin performansın %30'un altında veya %30 civarında bir yerde kaldı. %35. Evet. Değil mi? Öyle bir şey kaldı. Öncelikle şey söylemek istiyorum. Bu kadar uzun süre kalmamın sebebi bence takımın da kendi yaptığı stratejisiyle alakalı. Çünkü kaderin karşısına beni koysalar belki Büşra gider diye düşündüler. Kaderin gitmesini istedikleri için karşısına güçlü gördükleri adayları koyup SMS olarak yormak istediler. Bu görünen bir şey yani, kabul edelim, yapmadım etmedim demeyelim. Mantıklı da aslında. Evet yani. Peki zaten sen söyledin mi? Hani ben yazılmasam daha iyi olur gibi. Bir kişi çıksın gelsin desin ki Büşra beni yazmayın dedi. Hiçbir şey Survivor demedin değil mi? Hayır asla demedim. Sadece şunu söylüyordum hani yazılır mısın bu hafta? Hani her konserde muhakkak bu konu oluyor. Hani yazılırsan gider misin? Ben de diyordum ki performans olarak benden kötü gördüğüm insanlar varken gidersem üzülürüm. Ama işte Sabri ile potaya çıksan elenirsin bence diye konuşuluyordu. Ama Yunanlar Oka'yı yazmayı tercih etti. Yunanlı arkadaşlarımız. Hani Sabri dururken ben gitseydim üzülürdüm. Yalan yok yani ama öyle bir şey de olmadı biz zaten. Ben şeyi hatırlıyorum. Nikos'a demiştin galiba değil mi? Yani hani beni yazarsanız ben giderim gibi. Evet. Yani dolaylı yoldan mı oluyor aslında bu? Aslında şey hani beni yazacaklar mı diye sormayı utandığım için böyle hani üzülmesinler, hani yazmalarını istemiyorum gibi anlamasın diye öyle bir konuşma oldu. Hani dokunmazlığı kaybedersek ne olur, zaten İngilizce biliyorsunuz. Hani o da belki dedi hani Okay olabilir falan, direkt konuyu kapattık zaten, uzamadı. Şey mesela buraya gelen yarışmacılar, mesela ben Şirinler testi yaptığımda biraz daha böyle en dedikoducu dediğimde mesela seni söyleyen çok oldu Büşra. Evet. Yani açıkçası biz çok görmedik bunu ama gelen yarışmacılar böyle dedi. Çıkınca benim senden aldığım hani elektrikte çok da dedikoduya bulaşmayacağın tadında. Bir de aileni tanıdım. Onlara çok tatlılar. Buradan selam olsun. Çok iyi insanlar. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Niye böyle görmüş ya arkadaşlar? Bence ben çok hata yaptım. Yani bir gruba dahil olmayacağım, tek başıma olacağım dedim. Başta kaderle yakınlığım zaten beni yakmış. Sonrasında gördüm bunları. Çünkü takımın hepsi kadere karşı o kadar önyargılıymış ki. Hani onun yanında olduğum için bana karşı da bir cephe almışlar. Kader gittikten sonra hiç konuşmadığım insanlarla dostluk kurmaya başladım. İşte Hikmet abi olsun, Sude olsun. Hani hepsi bana yani ne kadar iyi bir insansın, hani onunla nasıl arkadaşlık kurdun dediler ki ben kaderin çok kötü biri olduğunu hala düşünmüyorum. Bu yüzden bana karşı bir cephe alındı. Sonra tek başına kalıyorsun ve adadasın, iletişim yok. Yani sizler daha iyi biliyorsunuz kaç kere gitmiş insanlar olarak. Hani kitap yok. Telefon yok. Yani mecbur birileriyle konuşmak zorundasın. Dertleşmek zorundasın. Yani gitgide psikolojim bozuluyor. Ben de bana yakın davranan insanlara yakın davrandım. Yeri geldi kavga ettim. Özür diledik. O diledi. Ben diledim. Barıştık. Hani bu taraf değiştirme olarak göründüyse bunu bilemem. Özellikle şuna çok üzüldüm ben. Okay Sabriye potasından önce Hikmet abiyle yakınlığımı beni yazmasınlar diye onlara yanaştığım olarak konuşulmuş. Ama denk geldi. Evet. Şimdi öyle bir zamana denk geldi ki bu grup güçlüyken sen buradaydın, bir anda sayı olarak üstünlük buraya geçti, burası dağıldı, sen bir anda onlarla gözüktün. Ya çünkü oldu. Ben siyah takıma gitmek istiyordum. Yani Seda ablayı gerçekten çok seviyorum ama Seda ablanın alacağı kişileri bildiğim için onlarla olmak istemedim. Ama beyaz takıma da gidince hani ilk 1-2 hafta evet birazcık daha böyle mesafeliydim. Sonra dedim ki ya takım arkadaşlarım sonuçta hepimiz aynı şey için savaşıyoruz. Hani çok da önyargılı olmaya gerek yok artık dedim. Onlar bana bir adım attı, ben onlara 2 adım attım. Yani güzel bir dostluk oldu oyun aslında ama. Oyun oynamak için mi peki siyah takıma geçmek istedin? Yani daha çok oyunlarda yer alabilirim diye mi, yoksa arkadaş olarak? Çünkü Seda abla Sude'yi almak istiyordu. Şimdi ben siyah takımda olursam, yani 3 Türk aynı takımda olabilir miydi bilmiyorum ama hani onların karşısında olmak istedim. Hani hep Yunanlarla yarışıyordum. Dedim karşı takıma geçersem belki hani Türk yarışımı biraz daha kendimi gösterebilme olasılığım olabilir. Çünkü yani Türkiye Yunanistan'ken yarıştığım en çok yarışmacı Afrodit'i, siyah beyaz olduktan sonra Dalaka. İstatistiğim de bu durumda hani %30, %40 kaç bilmiyorum. Buysa bence bu çok da büyük bir performans kötülüğü değil benim için. Yani ben de Elpida ile Ria ile yarışsaydım sürekli bence %50'leri bulurdu. Öyle düşünüyorum. Evet, doğru bir yaklaşım aslında. Yani evet, gerçekten baktığımız zaman Büşra hep güçlü Yunan yarışmacılarda yarışmış. O yüzden... öyle bir şey var bundan ki... Bundan da hiç gocunmadım ama. Yani, çünkü sona kalmak istiyorsam onlarla yarışacağım. Seçen zaten olabilmek, seçilen olabilmek. Survivor'ın başında böyle bir... Onu kırmak lazım, evet, değil mi? Evet, bir şey var. Bir şey var. O noktaya geliyorsun. Ya seçen oluyorsun ya seçilen oluyorsun. Evet. Seçilen olursan başlıyorsun iyi yarışmacılarla oynamaya. Seçen olursan daha kolaylarla oynuyorsun. Ama. Yani 5 kadın olduğumuz için hep dışarıda kalıyordum. Oyun zorunluluğu bazı oyunlarda var, bazılarında yok. Yani kaç kere bence en çok oyuna gidip oynamadan gelen yarışmacılardan biri de olabilirim. Evet. Yani, bu seneki Yunan kadın yarışmacıları düşününce de çok iyi. Yani çok iyi. Çok, işte iki, yani son 4'ün 3'ünde zaten onlardan 3'ü evet var. Evet. Demek ki çok iyilerdi. Evet. Peki bir şey daha soracağım. Şimdi bu akşam final var ve Yusuf'la evet Seda bu koltuğa oturdular. Ne düşünüyorsun Yusuf'la Seda'nın final yapmasını? Senin hep problem yaşadığın, bazen Okay hani elendi son dakikada. Genel olarak bir değerlendirirsen kimin şampiyon olmasını istiyorsun? Ya Okay abi eğlendiği için de üzüldüm. Her ne kadar tartışsak da hani o anki üzüntülerin görünce gerçekten üzüldüm. Destekledim de tribünden. Ya kadın şampiyon çıksın istiyorum. Hiç çıkmıyor. O yüzden Seda abla olsun istiyorum. Hatta işte finalde önce de bunu söylemiştim dün sizle konuşurken. Yani kadın şampiyon çıkmayacaksa Yusuf olsun dedim. İkisi kaldı şu anda. İnşallah Seda abla olur. Ama Yusuf hak etti mi? Sonuna kadar hak etti. Yani ikisi de çok hak etti. Hangisi olursa üzülmem. Evet, yani ben diyorsun bir arkadaş olarak da, bir izleyici olarak da bu akşam kim şampiyon olursa olsun mutlu ayrılacağım, evet, ama Seda'nın bir kadın şampiyon olmasını çok isterim diyorsun anladığım evet kadarıyla. Ama mesela Dalaka Dimitra olsaydı üzülürdüm. Çünkü Katerina ondan çok daha fazla hak etti ama Seda abla ile Yusuf bu şekilde, ama davranış olarak Seda abla gerçekten çok iyi ablalık, annelik etti bana orada zor zamanlarında, o yüzden. Hatta bileklik taktı, finalde bunu çıkaracağım demiştim. Hala da çıkarmadım. Vay, Seda'nın bilekliği mi? Evet. Çok güzel. Yani bilmiyorum, inşallah olur. Hayırlısı, bu akşam inşallah göreceğiz hep beraber. Büşra, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bundan sonraki hayatında da sana başarılar diliyoruz. Ailenle, arkadaşlarınla inşallah güzel bir hayatın olur. Sağ olun. Diyoruz ve şimdi Sude'nin VTR'sini izliyoruz. Sude'nin VTR'sinin ardından Sude bizlerle. Eğer bu şekilde kaybetmeye devam edersek bu takım daha da düşecek eminim. Çünkü insanız. Kaybettikçe kazanmaya olan inancı azalıyor insanın. Kendi adıma elimden gelenin fazlasını Evet, yine Survivor'a son elemelerde veda eden isimlerden biri Sude ile beraberiz. Sude, hoş geldin. Biraz hoş zayıflamışsın. Bulduk. Evet, biraz gitti. Normale döndüm galiba. Evet, yüzün bak ilk geldiğinde panoramada yanakları böyleydi. Yani ay parçası desem yanlış olmaz Ödem herhalde. Dediğimiz gerçekten doğruymuş ama. Ama dikkat ediyorsun değil mi yediklerine? Tabii ki. Ya zaten orada Survivor kafası diye bir şey var. Ben çıktığım an hiç yemek istemiyordum hani. Millet belki saldırıyordur ama ben öyle bir şey hiç istemedim. direkt Survivor'ım bitti, direkt normal düzenime döndüm. Evet, şu an normal hayatıma döndün yani, evet. Adapte oldum. Yani tam anlamıyla adapte olamadım ama en azından yemek düzenime adapte oldum. Peki senin için bir kokonat bağımlısı diyorlar. Evet. Hala kokonat arıyor musun İzmir'de? Ağaçlarda falan bakıyor musun? O kadar değil. Çünkü İzmir'de palmiye vardır, kokonat olmasa bile. Çok fazla yedim ama bir daha asla kokonat görmek istemiyorum. Değil o kiloyu mi? Aldıktan sonra. Çok seviyorum kokonatı ama asla görmek istemiyorum. Evet İhsan, Sude nasıl bir Survivor geçirdi? Neler söyleyeceksin Sude için? Hem performans hem ada yaşantısında. Sude bu sene Survivor'a giden Türk kadın yarışmacıları içerisindeki en iyi 2'den 1'i zaten. Seda ve Sude. Seninle bir iddiamız vardı hatırlarsan. Ben sadece Seda kalır finale diyordum. Sen de hem Seda hem Sude kalacak diyordun. Öyle demiş ama tabii hatırlamazsın bunu. Vallahi izleyicilerimize hatırlatayım dedim. Buyur devam. Sağ ol Hakan abi. Hatırlamadım ama. Kesin konuşur. Hayır, hatırlamadım ama şöyle bir şey. Dedim mi? Tabii tabii. Valla görüntüler lazım böyle şeyler. Sakatlıktan öncedir o. Bayağı uzun zaman oldu. Kalabilir demişimdir belki. Ben öyle asla kesin konuşmam. Sude ile ilgili ama şu var ki kesin konuştuğum. Belki de Sude Survivor Türkiye'nin rekorunu kırdı demiştim. Hatırlıyor musunuz? O da şu. Bayrak yarışlarına çıkıp en çok bayrak yarışı kazanan. Evet. Kadın yarışmacı olarak. Muhtemelen sensindir. Ve bu önemli bir istatistiğini tutsalar. Çünkü biz zaten bu seneye kadar çok fazla kadınların bayrak yarışında atış yaptığını görmedik. Evet, bayrak yarışlarına çıkıyor kadın yarışmacılar da ama genelde erkekler atıyordu. Bu sene bir şey oldu. Daha çok bunu kadınlara verdiler. Ki bence çok da doğru bir şey. Çünkü kadınlar önden atıyor. Evet. Bir dakika dinlenmeme şeyler oluyor, süreleri oluyor. Bu denenebilir bir şeydi. Bu sene sizinle beraber başladı ve sen belki de en çok bu yarışmayı, bayrak yarışı atarak kazanan yarışmacı olmuş olabilirsin. Hani bunun istatistiğine bakmak lazım. Bu bir rekor. Sende şu an bir Survivor rekoru var. Bunun da övünebilirsin. Ama genel itibariyle bence kesinlikle parkurlarda çok başarılıydın. Ada yaşantısında gayet iyiydin. Siyah beyaz takım olduktan sonra sosyal medyada şöyle şeyler konuştu. Sevdiği insanlar karşı tarafta kaldığı için oyun veriyor mu? Asla öyle bir şey olmadı. Performansın hiç eksilmedi. Orada da devam ettin. Ama ilk başta çok eleştirdik bence Sude'yi. Eleştirdiğimiz yerler oldu. Bazı hareketlerle ilgili şimdi tam hatırlamıyorum ama tabii ki eleştirdik yani. Eleştirmediğimiz yarışma ben de kendi kendime eleştiriyordum orada yani. Çok mimik kullanıyordum ve böyle gözlerimi deviriyordum. İster istemez mesela çok güzel yerden geldim. Konseyde değil mi? Ben onu kontrol edemiyorum. Yani yine gitsem, yine olsa yine aynısını yaparım. Mesela yapabilirsin mesela. Yani sevmediğim şöyle falan yapıyorum. Evet, bunları yapıyordum ve çok eleştirdik biz seni. Mesela orada biri eğlenecek bir şey olacak. Böyle gözleri oynatmalar. Şöyle yaptı. Şöyle yaptı. O gülmeyi anlattım. Bir tane kaderin potasında kader gittiği için asla gülmedim. Onun sebebini anlattım zaten. Atakan'la yaşadığınız bir diyalog vardı. Konsey öncesinde galiba bir tehdit olayı vardı. Öyle bir durum var mıydı? Ben onu neden o kadar yumuşatarak anlattığımı sonradan kendim hissettim. Ben diyebilirdim aslında, Atakan beni köşeye sıkıştırdı, üstüme yürüdü falan diyebilirdim aslında böyle ama daha ezik gözükecektim. Bunu istemedim açıkçası. Yani tehdit etmek sadece işte seni keserim, silahla vururum falan. Peki? Şöyle söyleyeyim, beni kenara çekti, sen beni mi yazacaksın dedi. Şaşırıyordu zaten, hani şaşkın. Ben de evet dedim, sebebini söyledim. Söyleyince şaşırdı. Yine şaşırdı. Ondan sonra sen Boru'yu yazmayacak mıydın falan. Dedim ben eğer bir sorunum olursa niye yazmayayım dedim. Şimdi yazacağım demedim ki sen. Tamam bunları konseye gidince konuşacağız o zaman dedi. Beni dinlemeden bile çekti gitti böyle. Bu ne demek oluyor yani? Konseyde beraber her şeyi konuşacağız. Sen de kötü gözükeceksin. Ama orada görürsün gibi. Ben sana bir şey söyleyeyim Sude. İlk başlarda gerçekten seni çok fazla eleştirdik. Çünkü o grup içerisinde böyle sanki sen daha sönük kalıyorsun ama performansın çok iyi. Biraz daha geri plandaydın. Daha sonrasında bence takımlar ayrıldıktan sonra Yusuf'larla anlaştığında, Emre'yle oturup bir şeyler paylaştığında ya da Yunan yarışmacılarla o diyalogların çok tatlı görünüyordu. Ve performans anlamında da Seda mı Sude mi arasında gitgeller yaşanıyor. Bence ikinizin de performans olarak çok ciddi yakınlıklarınız vardı. Yani 3 aşağı 5 yukarı aynıydınız. Ben sadece senin için en sevindiğim nokta takımını değiştirmen oldu. O zaman seni çok sevmeye başladık. Çünkü o mimiklerin kalktı. İnsanlarla daha iyi anlaşmaya başladı ve 2 takımla da anlaşmaya başladı. Ama en üzüldüğüm noktayı soracak olursan da sakatlığın. Belki de çok kendime benzettiğim için bu durumu. Çok büyük bir talihsizlik yaşadığını düşünüyorum. Yoksa performans anlamında gerçekten çok iyiydi. Ama ben hep şey düşündüm. Sen siyah takıma geçtikten sonra bunu daha önce de söylemiştim sana. Sanki böyle hep aklı beyaz takımda. Hani bir deseler ki beyaz ilk önce ayağa kalkan beyaz takıma geçecek desem pat diye ayağa kalkıp koşmaya başlayacağım. Ben neyi düşünüyordum? Aklın Seda'daydı. Ben Türk takımındayken de hep böyle saygımı bozmayayım, onlar ne diyorsa dinlemeye çalışayım olayı vardı bende ki onları da tanımaya çalışıyordum. Kendimi de çözmeye çalışıyordum aynı zamanda. Bir de üstüne oraya adapte olmaya çalışıyordum. Şimdi karşı takıma geçtim. Acaba yanlış bir hareket yaparsam beni yanlış anlarlar mı? Onlar benim büyüğüm ve aramda çok güzel bir bağ var. Bu bağı bozmak istemediğim için belki de böyle gözükmüş olabilir. Evet. Olabilir. Peki bu akşam şimdi bir final var. Seda ile Yusuf. Evet. Dün Okay ile Emre'yi eleyerek finale çıktılar. Önce Okay ile Emre ile ilgili neler söyleyeceksin onu alayım senden. Sonrasında bu akşam Seda ile Yusuf arasındaki finalde sence şanslar nasıl? Ben Emre'ye elendiğim için demiyorum asla. Ama Emre'nin ilk gideceğini tahmin etmiştim. Sonrasında Okay abi belki de birazcık sessiz kaldığı için gitti diyebilirim bana göre. Çünkü Yusuf ve Seda abla daha dominant, daha çok fikirlerini savunan kişiler Okay abiye göre. İkisinin kalacağını aslında tahmin etmiştim. Şöyle bir durum, evet sosyal medyada burada da görüyoruz. Yusuf'a olan çok fazla bir ilgi var. Ama Seda ablanın Survivor'a verdiği emek, onca yıldan sonra gösterdiği performans, hiç kimseye saygısızlık yapmaması, bunların hepsi onun şampiyonluğu hak ettiğini bana düşündürüyor. Bir de şöyle bir şey var aslında, şunu söylemek istiyorum. Hep Seda abla için okudum da gördüm de. Seda için çok kolay bir sezon oldu deniliyordu. Kimse ona sataşmıyordu, karışmıyordu. Aslında oluyordu. Kendisi tartışmaya izin vermiyordu. Daha doğrusu kavgaya izin vermiyordu. Tartışarak bu konuyu çözmeye daha çok yaklaşıyordu. O şekilde yaklaşıyordu. Tabii ki Seda ablayı destekliyorum. İlk zamandan beri öyleydi. Ama Yusuf'u da gerçekten sanki böyle Seda'ya iki tane oy, Yusuf'a da bir tane oy atacakmışsın gibi. Evet. Ama her zaman Seda abla olsun istiyorum. Hak ediyor. Ve bir kadın şampiyon olsun. Yani bir kadınların önü açılsın istiyorum artık. O yüzden de özellikle onu söylüyorum ki gerçekten hak ediyor. Yani 17 yıl sonra ben açıkçası kendi adıma söyleyeyim, 17 yıl spor yapmasam koşamam. Böyle koşamam diyorsun. Asla. Koşamam. Evet, bu kadar yersek biz de koşamayız der. Sude'cim, sana çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet, şimdi konumuz Hikmet olacak. Hikmet'ten sonra sırayla Emre'yi, Bora'yı, Okay'ı hepsini göreceğiz. Ama önce Hikmet'in VTR'si ve ardından da Hikmet bizlerle. Survivor çok büyük bir yarışma, büyük bir zaman. Burada açlık, psikolojik savaş, her şey var. Herkesin hedefinde şampiyonluk var. Benim asla böyle bir hedefim yok. Tek hedefim var, o da efsane olmak. Survivor'da bütün şampiyonlar unutuldu ama efsaneler asla unutulmaz. Bravo. Kendimi bir savaşçı gibi görüyorum. Kaybetmeyi de sevmiyorum. Hikmet kazandı! Gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam. Her zaman bir alfabenin başından bir de sonundan seçmeye devam edeceğim. Kimse merak etmesin, elimden geleni yapacağım. Evet, Survivor Panorama Bodrum'dan canlı devam ediyor. Şimdi Survivor'a bu sene damga vuran isimlerden biri, kendi deyimiyle diyelim, bizce de tabii ki efsane olan isimlerden biri ya da ta kendisi Hikmet Tuğsuz bizlerle. Hikmet hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok iyiyim. Öncelikle ayağın nasıl, sağlığın nasıl? Ondan bir bize güzel haberler ver. Çok güzel bir ameliyat geçirdim. Şu an tedavi evresindeyiz. Hı hı. İyiye gidiyor sürekli, gün gün iyiye gidiyor. Bütün sevenlerim hiç merak etmesin. Virgülü koydum, noktayı koymaya geleceğim demiştim. O noktayı koymak için her gün daha da bir hırsla çalışıyorum iyi olması için ayağımın. Virgülü koydum, noktayı koymaya geri geleceğim diyorsun. Evet. İyileşir mi ayağın, öyle düşünüyor musun? Bence eskisinden daha iyi olur. Eskisinden de daha iyi olur diyor. Çok iddialı. Şöyle bir ipi koparıyorsun, bir düğüm atıyorsun. Oradan bir daha kopma ihtimali sıfır. Öyle bir ayakla geri döneceğim. Valla sendeki bu hırs ve azim olduğu sürece ben de buna inanıyorum. Gerekirse tek bacaklı bile olsa sen Survivor'a bir daha gider herhalde bir finali görürsün diye düşünüyorum. İnşallah. Hayırlısı bakalım. Önce hayırlısı. Tabii İhsan'la Damla'ya sormak istiyorum. Sizce Hikmet nasıl bir Survivor geçirdi arkadaşlar? Damla buyur senle başlayalım sonra. Hikmet olayların içerisinde o kadar çok yer alan ama performansıyla damgasını vurmuş bir yarışmacı. Çok konuştuk seni Hikmet, öyle söyleyeyim. Yani hatalarınla, doğrularınla, girdiğin olaylarla, insanlara karşı yaklaşımın olsun, bazen takımı toparlayıcı yönünle olsun. İşte bu anlarını o kadar çok konuştuk ki bence efsane bir yarışmacı oldun. Öncelikle geçmiş olsun çok da diliyorum sana. Sağ olun, en kısa sürede toparlanırsın inşallah. Çünkü hırslı olduğunu biliyoruz ve duyumlarını da aldık. Ameliyat bittikten sonra 2 gün sonra ben fizik tedaviye başlamak istiyorum da demiştim. Yok, bir gün sonra hemen başlattılar. Herhangi bir ağrı hissetmeyince. Doktorumuz da Profesör Mustafa Karahan, o bile hatta ağrı hissetmeyince çok anormal bir insansın. İlk defa böyle birini görüyorum falan demişti. Çok iyi ameliyat geçirdi zaten. Mustafa Hoca da buradan çok teşekkürler. Yani ameliyattan önce %50, %60 spora dönebilirsin dedi. Ameliyattan sonra %100 diye konuşmamız olmuştu. Peki anormal misin gerçekten? Anormalik ki deli Hikmet diyorlar. Ne deliliğin var mesela? Mesela şöyle, kimsenin yapamadıklarını yaptığımdan dolayı deli diyorlar. Yani gözü karalı olduğumdan dolayı. Yani normalde normal bir deli değilim yani. Otur dediğin zaman oturabiliyorum, kalk dediğin zaman kalkabiliyorum, laf dinliyorum bazen. Çok bazen çalışkansın ama psikolojik açıdan da insanların üstüne çok gidiyorsun. Burada bir delilik kısmı mı oluyor yoksa? Ya zaten Survivor komple bir psikolojik savaş değil mi? Bunu kaldıramayacak olan orada işi olmamalı bence. Ama ben mesela sende en sevmediğim huy neydi biliyor musun? Birine dolaylı yoldan bir şey söylüyor, sonra o kişi gelip ona bir şey söylediği zaman sana demedim, ben ortaya söyledim, ben sana demedim. Mesela bu bana çok şey geçti. Mesela? Neden böyle? Mesela? Mesela en son Atakan'a yaptığın olay diyeyim. Bak oradan başlayarak birkaç tane daha söyleyebilirim. Evet. İşte seviniyorsun mesela, ben onu ona yapmadım ki. Onun adını ağzıma almadım diyorsun. Atakan'ın olayında ben her zaman şunu söylüyorum, bana bir gelene 10 giderim diyorum. Ki geliyorsun Bora'yla yarışıyorsun, benimle hiçbir alakan yok. Ki sevinmeni uzaktan yapsam belki hiçbir şey yapmayacağım sana. Dibime kadar geliyorsun. 5 santim bile değil. Elini kafamdan tutuyorsun, atıyorsun, vuruyorsun her neyse. Ki ben de 10 katını yaptım. Hiç de pişman değilim. Ama bir çirkin durmadı mı be Hikmet? Durdu, hani ya da havuza, durdu ya da durmadı. İşte, ben hani hiç pişman değilim. Çocuk muamelesi yapıp, çocuk muamelesi işte yaptım. Çok fazla ama ben onun ailesine ve annesine hiç o şekilde düşünmedim. Kesinlikle orada yanlış anlaşılma olmasın. Sadece ben ona çocuk muamelesi yaptım ve sürekli ağladığı için. Başkasına bir hareketi yapıyor. Çok güzel, hoşuna gidiyor. Ben ne yaptım? Bana hareketi yaptı. Güldüm. Birazdan soracağım sana dedim ve sordum. Yani bir şey demiyorum. Yani başkasına yaptığın bir hareketi sana da yapıldığı zaman kaldırabileceksen yap. İhsan ne diyorsun? Nasıl bir Survivor geçirdi Hikmet? Vallahi yani Hikmet'i burada yarım saat, bir saat yetmez anlatmak için. Yani böyle bir 3-5 gün Hikmet'i alıp böyle 24 saat program yapmamız lazım durmadan. Ya çünkü şimdi inşallah tabii ki düzelecek, önce sağlığına kavuşacak. Çok çok değerli bir doktorla beraber, biliyorum sevgili Mustafa Karahan'la beraber bu tedavi sürecini geçiriyorsun. Hatta bir ameliyatın daha var. Ufak böyle bir, yani büyük bir ameliyattan sonra çok ufak bir pürüz. Yani önce sağlık, bir normale dön. Yani 2 gündür peşimde, benimle iddiaya girecekmiş, 6 ay içinde koşacakmış falan. Böyle şeylere gerek yok diyorum yani. Bak Aziz Allah. Bak 2 gündür hep bana denk geliyor. Dün de bana denk geldi. Tuna Nehri'ni söyletmedin. Bugün Cemile mi söylerim ama en sonunda. En sonunda bir Tuna Nehri'ni söylersin. Ben oynayamam o Cemile'mde. Sıkıntı yok. Her türlü ben ayak uydururum size ya. Sıkıntı yok. Güzel. Ben devam edeyim mi? Tabii. Şöyle, yani o kadar çok anlın ki şu lafı, ben şampiyon olmaya değil, efsane olmaya geldim. Efsane olmaya geldim ve gerçekten de Survivor tarihinin en büyük sakatlığını yaşayarak efsane oldum belki de. Yani tabii ki başka konularda da efsane olabilecekken, hani şu an Survivor düşünsek 10 yıllık Survivor, belki 20 yıllık Survivor'da sakatlıklar diye bir şey yapsak ilk başta seninkisi akla gelecek şimdi. Çünkü gerçekten çok ciddi bir sakatlık yaşadın. Ben Dominik'ten aldığım haberlerle bunun ne kadar ciddi olduğunu biliyordum ama yayında bunu böyle zikretmek istemedim. İnşallah düzelir dedim. Çünkü herkeste bir umut var döner diye ama dönemeyeceğini biliyordum aşağı yukarı. Bundan sonrası çok önemli. Bundan sonra sen şimdi şunu istiyorsun ya. Virgül koydum, nokta koymak istiyorum diyorsun ya. Noktayı koymak için sadece sakatlığının geçmesi önemli değil. Mesela az önce de hala yaptığın çok net bir hata var. Bunun hata olduğunu düşünmüyorum demem bile O noktayı koymana yeterli olmaz. Ama bu benim düşüncem. İşte ben de sana diyorum ki biz şimdi Survivor'ı yemiş yutmuş insanlar olarak bizi görüyorsan, panoramalarda daha önce 3'er kere 2'şer kere yarışmış insanlar var burada. Survivor'da bir şey var. Survivor'da o şekilde hareket eden adamın şampiyonluk şansı çok azalıyor. Tabii ki sen insanların psikolojisiyle oynayabilirsin. Ama mesela bunu demen lazım senin. Ben biraz fazla üstüne gittim. Onu yaparsan bence o zaman noktayı koyabilirsin. Ama sen hala diyorsan ki yaptığımdan ben şey değilim, noktayı çok zor koyarsın. Ben yaptığımdan pişman değilim dedim. Ama bir sonraki Survivor'da bu hataları yapmayacağım demedim. Bak hata olduğunu kabul ediyorsun. Evet, kabul ediyorum. Ben hatalar yaptım diyorum zaten. Çok önemli. Hatalar yapmadım demiyorum. Tamam. Hatalar yaptığımı söylüyorum. Ama bir sonraki Survivor'ımda bu tür şeylere yapacağım, yapmayacağım diye bir şey söylemedim. Yani bir de bir şey soracağım size. Çok önemli, çok önemli. Sakatlığından dolayı efsane oldun dedin ya, başka bir şeylerden dolayı olmadı mı? Dediğim, başka yerlerinden de zaten efsane olacak. Ne gibi mesela? Bir kere yüzde olarak inanılmaz bir yüzde, inanılmaz bir parkur atış yüzdesi var sende. İnanılmaz hızın var. Ondan sonra başka ne olabilir? Ada yaşantım çok iyiydi. Her gün 20 tane balık vuruyordum, ağaca çıkıyordum, kokonat kırıyordum. Milletin yapmadığım hiçbir şey kalmadı. Bunlara hemfikiriz zaten. Bunlar Yunanlar hepsini, Yunan arkadaşlarım hepsini söyledi. Ben şimdi neyle uğraştım biliyor musun? Az önce Sude'de buradayken önümde istatistikler vardı. Şimdi en yüksek yüzdeler sende ve Dalaka'da kaldığınız süre boyunca. İkinizin de %70. Ve ben oynadığınız oyunlarda dedim ki bu %70'in de aralarında bir fark vardır illaki. Hangisi daha önde diye bakmak istedim. Dalaka'nın %69.77, senin %69.60. Yani aslında Dalaka'dan %0.16 bir şeyle geridesin. Ama Dalaka'nın Sabriye, Melisa, Büşra ile yarışma özel şeyi yüzdesi daha fazla. Tabii, benim erkeklere kadar, erkeklerin %90'ı aşağı yukarı aynı kuvvetteydi. Yok, orada yanılıyorsun. Şöyle bir şey var. Neden? Dalaka sonlara kadar kaldığı için sonlarda artık iyi yarışmacılarla oynamak durumunda kaldı. Tabii 72'lerden sen Patrick'lerle, Simos'larla oynarken bir yerde. Ama ben şunu söyledim. Bir buçuk ay boyunca evet takımım git Kriakos'u seç dedi. Daha sonra dedim ki Yusuf hatta kaptan olmak istedi. Dedim kaptan olursan beni takımına alma. Ben dedim sizle karşı yarışacağım. Güzel. Yarıştım da. Ama Hikmet meydan okuyordu mesela. Ben hani okuyordum. Beni seçtiğini seçiyordum. Adamlar beni... Bak şunu söyleyeyim. Yarışmaya girmeden önce ne olursun abi beni seçme diyen adamlar vardı. İsim vermiyorum. Ver yani. Yok. Abi final günü bir daha ne konuşmayacağız seni. Beni seçme diyen adamlar var. İsim ver. Burada her şeyi konuşalım. Yok. Söyle. Yani sonra yine üstüme geleceksiniz. Beni seçme diyen adamlar var. Seni seçme diyen kimdi abi? Söylemem. Tamam yayından sonra söylerim. Yayından sonra söylerim. Tamam. Kendini biliyor. Şimdi sana bir şey soracağım. Yusuf'la çok ciddi bir rekabetiniz vardı. Evet. Biz hep şunu düşünüyorduk. Acaba Yusuf mu Hikmet mi? Çünkü gerçekten hem böyle korakor bir mücadele, iyi performanslar, baskın karakterli iki tane lider ve aranızda bir olay yaşandı. Ciddi bir gerilim. Senin oyun kuralları dahilinde bazen çizgiyi geçen tahriklerin vardı. En son Yusuf gelip senin kafana bir halka attı. Yusuf'a ne tahrik ettim de halka attı bana? Hayır şöyle, oyunlardan sonra işte... Ne yaptın mesela? Oyundan sonra ne yaptın? Bir tane bana örnek verin. Ya oyundan sonra yok tabii ki ama genelde beni seçin, beni seçin. Anlatabildim mi? İlla böyle Yusuf'u direkt hedef olarak değil ama kazanmış bir kişi, öbür tarafta kaybeden bir kişi sürekli olarak yendim sizi, beni seçin, işte ben efsaneyim diyor. Karşı tarafta doluyor, böyle bir hareket yapıyor. Ya şöyle, ben hiç kimseye beni seçin, ben efsaneyim, ben şuyum demedim. Yarışma bittikten sonra yendiysem hiçbir başarı tesadüf değildir. Vay teyzeme yolladım, vay Lara Belediyesi'ne yolladım, vay birine yolladım. Yenildiğim zaman da gittim bencime oturdum. Kime şu ana kadar yenildiğim zaman hareket yaptım, boynuna çember geçirdim, kafasını tuttum, boğazını tuttum. Öyle bir şey yapmadım ama genel olarak ne tahrik ettin? Karşı tarafı tahrik edecek hareketleri... Tahrik edebilirim şöyle, vardı. Aramızda 20 metre var, suratına bakarak hiçbir başarı tesadüf değildir derim. Mesela şöyle yaptığını hatırlıyorum. Ne o? Sus yaptığını. Sus yaptım, Panayotis'e sus yaptım. Oyundan önce, bir gün önce biz tartışmıştık. Orada yarışmada, prodüksiyondan birileriyle baya bir tartışma yaşamıştık. Panayotis oyundan önce Hikmet, Cry, you cry, ağlama ağlama gibi bir şeyler söyledi bana. Sana dedim birazdan parkurda soracağım. Bunun hesabını dedim. Parkurda direkt onu seçtim, yendim. Sadece böyle yaptım. Ses yapma, sadece parkurda yarış dedim. Ve kendisine de bu 2 gündür aynı hareketi yapıyorum. Geliyor, sarılıyor bana. Aranız iyi ama sen çok zaten iyi. Özellikle Yunan yarışmacılarla çok iyi bir Hikmet vardı. Ama yaşantısında Türklerle değil de daha çok Yunanlılarla anlaşıyordunuz. Yunanlılar gerçeği görüyordu. Bizim Türkler çok kıskanç. Çok kıskançlar. Neyi kıskanıyorlar? Aslında bir insana bir adım gidene sen 10 adım geliyorsun. Evet. Aslında. Hem mesela... iyilikte mesela bana bir iyilik yapsın ben 10 adım gidiyorum diyorum. Kötülük yapsın yine 10 adım gidiyorum. Peki senin Yunanlarla iyi olman, evet, Türklerle çok iyi anlaşamamandan dolayı mı, yoksa onların seni anlamasından dolayı mı? Ben kokonat açıyorum mesela Yunanlara. Sabriye bana diyor ki sen onlara niye kokonat açıyorsun? Sana ne Sabriye ya? Sen de aç dedin, sana da açtım. Herkese kokonat açtım. Ben adada her gün 50 tane 100 tane kokonat açıp millete dağıtan adamım. Sabah 6'da kalkıyordum. Hiç kimse, içimden geliyor. Ateş yakıyordum. Yağmur yağdığı gün çamaşırlarını kurutuyordum. Seveyim ya da sevmeyeyim. Mesela Sabriye'yi hiç sevmiyorum ama onun çamaşırlarını bile kuruttum. Herkesinkini kuruttum. Yunanlılar bu gerçekleri görebiliyor. Geliyorlar, teşekkür ediyorlar ama bizinkiler hiçbir zaman bir teşekkür ettiğini görmedim. Kıskanıyorlar mı? Ne diyeyim, kıskanıyorlar işte. Adam yarış alıyorum. Ya Hikmet sen bağırıyorsun, sen çağırıyorsun, sen bize baskı yapıyorsun. Ya önündeki şeyi 20 tane atıp atamıyorsan, ben sana orada sürekli kazanan, sürekli yemek için bir şeyler yapmaya çalışırken, onlar hiçbir şey yapmazken tabii ki de bağıracağım. Tabii ki ister istemez sporcunun ruhunda kazanmak her zaman vardır. Doğru mu? Şey, hepimiz sporcuyuz. Evet, çok ama bazen agresif duruyordu ya. Bazen oluyor. Mesela evet, bir de böyle, olmuyor demedim. Bak bazen de oluyor. Evet, mesela bir de siyah beyaz olduktan sonra da mesela Afrodit'e falan böyle sert çıkışın oluyordu. Nikos evet, atamayınca gelip böyle oldu. Evet. Bunlar hem orada yarışmada hem de böyle izleyenler açısından böyle çok olumlu karşılanmayacak şeyler. Doğrudur. Bunlar, hatalarımı kabul ediyorum. Bir dahaki yarışmaya gidersem yapmam. Peki ben yapmayacağım dedi. Yapmayacağım dedi. 3 tane şey söyle bana. Bir daha yapmayacağım gidersen dediğim zaman 3 tane şey. Güzel soru. Bu şekilde arkadaşlarım hata yaptığı zaman bağırmam. Bağırmayacaksın. Bağırmam. Arkadaşların hata yaptığı zaman bağırmayacaksın. Ya, bağırmam dediğim, konuşurum ama bu şekilde, hırslı bir şekilde değil. Ha, İkincisi bir daha onları fırçalar gibi değil de biraz daha böyle hani bir şey gösterir gibi yapmadım. Bir daha gittiğim zaman eğer Türk takımında ya da Türkler olur muhtemelen. Türkler olur büyük ihtimal. Ve muhtemelen Hakan olur, Adem olur yani. Öyle bir takımda ateş yakmayacağım. Kokonat kendimi açacağım. Balık yakalarsam sadece kendim yiyeceğim. Nasıl ya? Paylaşmayacaksın. Paylaşmayacağım. 5. hafta ileri dersin. Bir şey yapmayacağım. Bir şey diyeceğim. Bu senin iyi yaptığın şeyler zaten. İyi yaptım da hiçbiri gelip burada bir tanesi söylemedi ki Hikmet 24 saat çalışıyordu, bize bakıyordu. Ya dedi. Hepsi dedi. Çıkan herkes söyledi. 35 dakika kötüledilerse 30 saniye de Hikmet bunu yaptı. Dur Allah aşkına. Biz dedik ki bir daha yapmayacağın hataları söyle. Sen yaptığın en güzel şeylerden birini yapmayacağını söyle. Ama yapmayacağım. Hayır bunu yap. Bunu paylaş. Her zaman paylaşımcı ol da. Yapmayacağım mesela bir tane hata söyledin. İkinci bir hata söyle yapmayacağım. Siz hatamı söyleyin, bunu yapacak mısın, yapmayacak mısın da ben söyleyeyim o zaman. Senin düşündüğün, okuduğun bir hatan var mı mesela kabul ettiğin? Siz söyleyin, siz daha iyi. Ben hiç ettiğini düşünüyor musun? Yarışmalarda özellikle. Ben tahrik ederim, ettiğimi de söyledim. Emre'yi tahrik ediyordum yarışlarda. Çünkü hemen böyle psikolojisi dağılıyordu. İster istemez hızlı yarışmacı. Giderken Emre'yi şöyle tahrik ediyordum ama kötü değil. Emre buradan nasıl geçeceksin diyordum. Emre buraya bakıyordu, sadece oraya takılı kalıyordu. Otomatikmen yavaşlıyordu, sadece orayı düşünüyordu. Aa, bunu devam edelim diyorsun mesela. Ederim, bu zaten bütün sporlarda bu var. Atakan'la giderken mesela diyordum, Atakan beni gördü mü korkar, oynayamaz diyordum. Sen ne diyorsun bağırmaya başlıyordu. Bu tür tarihler olabilir, bunlar gayet normal. Evet. Kötü mü? Ben sorumu sorabilirim. Buyur da. Bora ile ikinizin arkadaşlığı aslında çok iyiydi. Evet. Sonra neden Bora'dan kopmak istedin? Bora da çok baskın bir karakter, ben de baskın bir karakterim. İkimiz de kazanmaya odaklı, ikimizde de liderlik özelliği var. Bu sebepten dolayı anlaşamadık Bora'yla. İki kartız bir kolda durmadı. Aynen öyle, durmadı. Anlaşamadık. Peki yani bu Survivor hedefleriyle alakalı benim sadece hedefim şampiyon olmak değil, hep söylüyordum ilk baştan beri. İlk baktım böyle adamlara, ulan adamlara baktım, Atakan'a baktım, Yusuf'a baktım, hepsi böyle mermi gibi duruyorlar ama hiç göründüğü gibi çıkmadılar. 130 kiloluk adamı seçti bu adam. Ya dedi seni seçiyorum, bir kişi de gitmesi gerekirse seni yollardım dedi. Zaten ben kendimi iyi kötü biliyordum yapabileceğimi ve bana güvendiler. Dur bir şey diyeceğim, ben seçmişim gibi şimdi şey yapma. Hani seni seçen Acun abiler falan. Acun abiler seçti de tabii, oraya o evreye gelmeme sen Gökhan tabii abi. Tabii ki ama şimdi yani ben hemen burada anlatayım hazır vaktimiz de varken. Bunu anlatmıştım bir yerde, yine anlatmak istiyorum. Şimdi Hikmet geldi. Hikmet zaten gelirken önce namı geldi. Deli Hikmet diye biri geliyor diye. Tamam geldi şimdi parkura çıktı böyle. 130 kilo, 129 küsür. Dev gibi bir adam, dedim ki bu nasıl yarışacak? Ama bir çıktı şeye parkura, bizim test yaptığımız parkura böyle balina gibi gidiyor. Hani balina suda böyle gider kıvrılır böyle, o kadar şey tonlu şey nasıl gider der. Bu inanılmaz bir şekilde parkur yaptı da biz Gökhan'la dedik ki olmadı dedik. Halbuki oldu. Tabii ki süresi belki o zamanki yarışmacılar kadar hızlı değildi ama o cüsseye göre belli bir şey vaat ediyor. Kızlardan adam daha yavaştı. Dedi ki ben ikinci turda ayakkabılarımı çıkaracağım. Dedik ki orası park ya, olmaz böyle hani kumda değiliz. Ben de çıkaracağım. Ya 130 kilo adam, ayağına bir şey batar falan, acı hissi yok adamın. Ayağındaki ayakkabıları çıkardı, yalın ayak yaptı ve daha hızlı yaptı. Ya gözlerimize inanamadık ya. Tabii ki ona çaktırmadık ama çok beğendik Hikmet'i biz parkurlarda. Ve yani hani Acun abilere, Esra abilere, İrem abilere bir şey söylemek gerekiyorsa dedik ya, bu adam inanılmaz bir şey yani. Hani belli ki parkurda bu başka bir şey olacak. Sonra ikinci görüşmesine geliyor Hikmet, 20 kilo vermiş. Nasıl verdin bu 20 kiloyu sen aralarında? Hangi arada verdin yani? İnanılmaz şekilde böyle 16-17 günde. 16, evet, öyle bir şey günde. Yani. Hani sende farklı şeyler var. Sen evet yani normal insan değilsin. Doğru. Özelliklerin var senin. Bunu kabul ediyoruz yani. Tamam. Bunu da biz gösterdin, daha bize adaya gitmeden gösterdik. Evet, biz de seni dolayısıyla seçmek için elimize geliyor. Peki bir sorudan sorabilir miyim? Tabii ki. Şimdi Hakan'la aranızdaki bu abi kardeş olayı çok güzeldi. Usta çok çırak. Güzel yansıdı ama. Evet. Ya peki şey... ona çırak diyerek sence onun Survivor hayatını etkilemiş olabilir misin? Ya daha geçen gün Yusuf'la Emre arasında 7-8 yaş var dediniz. Yusuf ona abilik yapıyor dediniz. Hikmet Hakan'a abilik yaptığı zaman ya böyle bir şey Hakan'ın Hikmet'in gölgesinde ama kaldı oldu bilmem yok. Ne oldu. Bak Hakan bana dedi ki abi dedi sen dedi iyi bir atletsin, iyi bir hocasın. Biz bayağı bir konuştuk Hakan'la. Bana dedi yardımcı olur musun? Tabii ki de olurum. Ve Hakan beni 4 tane 5 tane oyunda yendi. Bireysel oyunlarda. Dokunmazlıklarda, şunlarda, bunlarda. Ki boyunuz kulağa geçer dedim. Sen çok iyi olacaksın. Sadece Hakan'ın kasları böyle bir şiş geldi. Hipertrofiye uğramış. Yani bu şiş kaslar daha çabuk hareket edemez. Sen biraz daha zayıfladığın zaman daha iyi olacaksın dedim. Ve sürekli her dediğimi yaptı. Çıkışı değişti, engellerden geçişi değişti, sürati değişti. Atışlarda sürekli beni dinle diyordum ve dinliyordu, yapıyordu. Hakan istatistikte çok iyiydi eğlendiği zaman. Evet, çok iyiydi ama sanki... Kötü mü yapmışım? Hayır, güzel. Yönlendirmelerin şey. Güzel ama ha. Senin gölgende kaldı. Yani mesela oyunlarda neden? Çok söz sahibi olamadı şöyle gibi. Mesela bak, benim gölgemde kaldı ama istatistikli yüksek. İyi bir yarışmacı. Şey ama elendi. Evet. Ama elendi. Kendi yüzünden elendi Hakan. Ben Hakan'a söyledim. Şimdi Emre ile Yusuf diyorsun ama Emre yeri geldiğinde Yusuf'a baş kaldırıyordu. Hakan yani, da bana kaldırdı. Kaktırma biz oyununda. Biz onu çok görmedik. Mesela genelde... 2 kere biz kavga ettik Hakan'la. Kaktırma oyununda. Yok, ittirme yani. Hangi oyun? Var ya bizim hani Yörükçe tabii Kaktır Hakan olsun, Kaktır diyorlar ya. Güzeldi, evet. Orada bilmiyorum yayınlandı. Hangi oyunu anlayamadım. Tekerlek oyununda ittiriyorduk da sağdan soldan. Sağdan evet. Solda ittiriyordunuz. Biz onu süzüyordum ben oyunu. Hakan sadece beni dinleyeceksin. Ben sana tut dediğim zaman tut, ittir yani kaktır dediğim zaman kaktır falan. Yani onlar bir yayınlansaydı Hakan'la biz salıncak oyunda kavga ettik, tartıştık. Yani bunlar olabilecek şeyler ama bence Hakan benim gölgemde kalmadı. Hakan yemek yapıyordu. Abi odun getir gel. Ateşi yak diyordu. Şimdi ben Hakan'ın gölgesinde mi kalmış oluyorum? Oyun alanlarında daha çok sanki. Oyun oynamak istediği sen çok baskın karakter. Sen daha baskın geliyordun. Olmam bence... lazım. Hakan'dan 15 yaş büyüğüm. Bir keresinde büyüğüm. Hakan öyle bir şey demişti. Ben oynayamıyorum diye. Hakan'dan 15 yaş büyüğüm. Milli takım tecrübem var. O kadar Türkiye şampiyonu olmuşum. Başarılı antrenörüm. Hakan'dan baskın olmamalıyım oyunda. Mutlaka olmalısın ama işte Hakan çok şey kaldı işte. Ne kaldı? Evet. Bence Hakan sönük kalmadı. Bence çok iyi bir yarışmacıydı. Neden elendi peki sence? Hakan neden elendi? Bir oyunda Yusuf'a dedi ki eğer yazacak birini bulamıyorsan beni yaz dedi. Orada bütün sevenlerini kaybetti. Daha sonra Büşra'ya öyle bir şey söylemedi ama Büşra Hakan ismini söyledi yine. Seyirci evet. Şunu düşündü ya bu kim ki kendine güveniyor bu kadar anlamına getirdi ama Hakan öyle bir şey söylememişti ikinci seferde. Peki Hikmet şimdi bugün senin Survivor'da en çok kavga ettiği ve cephe olduğun isimlerden biri Yusuf finalde. Final hakkında ne düşünüyorsun? Okay ile Emre'nin elenmesi, bu akşam Yusuf ve Seda arasında kimi destekliyorsun? Bunları da senden bir alalım. Şöyle diyeyim, ben bütün yarışların sonunda hiçbir başarı tesadüf değildir demiştim. Ki buraya gelen 4 arkadaşım da yani hiçbir şeyin tesadüf olmadığını yarışmalarda, parkurlarda iyi ya da kötü gösterdiler. Hepsi başarılı. Yani bence şampiyonluğu hepsi hak ediyor ama... Ondan önce bir şey sormak istiyorum. İstatistik var mı İhsan abi? Var, bende var. Var değil mi? Bir şey senin için hazırladım. Ha, 1. sırada kim var? Sen birinci var. Sırada. Kalanların içerisinde doğru. Mi? Kalanların içerisinde. Türklerden mi? Türklerden. Türklerden Seda var. 2. sırada? Bora. Yusuf. 2. sırada Yusuf var. İkisi de 158. Zaten bu sorunun cevabını dün Yusuf kardeşime de ben katılıyorum. Sakis sormuştu. Yusuf dedi, sence dedi Yunanlardan kim birinci olmalı diye. Hatırladınız mı? Evet. Yusuf'un sorusu istatistik olarak baktığımız zaman Katerina Dalaka'nın şampiyon olması gerekir dedi. Ama şimdi Dalaka %70, Dimitra %56, arada 14 puan yani, var. Bir Seda ile şeyin arasında öbürü %58. Hatta ben sana bulayım %10'luklarını bulayım. Siz ama sohbet edin. Yok. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Yani. Şimdi, 2 oyun değiştirir her şeyi. 2 oyun 3 oyun beni ilgilendirmez bir şekilde önde. Ama şunu söyleyeyim Yusuf gerçekten şampiyonluğu hak ediyor mu? Hak ediyor. İyi bir yarışmacıydı. Ama Yusuf'un bence çok iyi bir aday hayatı yoktu. Seda iyi bir yarışmacı mı? İyi bir yarışmacı. Seda adada neler yaptı? Ben size 2 parmağın yani 2 elin sayısını, parmakların sayısını geçecek kadar sayabilirim. Ama Yusuf'un bir elin parmağını geçecek kadar yok. Seda adada yemek yaptı herkese. Ki Biraz önce Atakan da söyledi. Herkese annelik yaptı dedi. Ben onun elini öptüm. Saygı duyuyorum dedi Atakan da. Doğru mu? Seda odun toplamaya gitti. Kadın haliyle. Benle birlikte yalın ayak, ayağına diken battı. Ne oldu diyorum, bir şey yok diyor. Elini testereye aldı. Odun kestik. Çekici aldı, katamaran yaptı benimle birlikte. Ama aslında şöyle bir şey var. Şimdi sen Seda ile çok iyi anlaştığın için, evet, Seda annelik yaptı belki. O annelik içgüdüsünden dolayı da herkese yardımcı olmaya çalıştı. Yok, Seda ile çok iyi anlaşmıyordum. Yok, Seda'yla çok iyi anlaşmıyordum. Seda'yla çok iyi anlaşıyorsun ama Seda güzel olduğu için. Ben Seda'yla adada en çok kavga edenlerden biriyim. Ama aslında o bize çok geçmedi de. Bir saat sonra, iki saat sonra. Şimdi Seda ile Yusuf'u karşılaştırıyoruz ya. Şimdi Seda senin için tabii ki de mutlaka çok iyi. Yusuf'la anlaşamadığın ya da Yusuf'un görmek istemediğin yönleri de mutlaka var. Şöyle bir şeyimi bitireyim, ondan sonraki soruyu alayım. Seda benimle birlikte katamaran yaptı. 15.000 kilometre ileride o katamarana Türk bayrağını dalgalandırdı. Daha ne yapsın bu kadın? Yarışmalardaki başarısını herkes görüyor, herkes biliyorsa katamaran daha ne yaptıysa Survivor'ı kazanmalı mı? Ne? Hayır, kazanmalı değil. Seda'nın parkuru çok güzel, evet. Ada yaşantısı çok güzel, her şeyi yapabiliyor. Kadın haliyle, her şey geliyor elinden. Bu kadın şampiyon olmasında kim olsun? Çok hak ediyor. Yusuf da çok hak ediyor. Bak çok bir şey demiyorum ama Seda'nın bence bir tık, iki tık daha önde olduğunu görüyorum. Hikmet, süremizin sonuna geliyoruz. O yüzden ya Gaydır Gukkak Cemile ya da Tuna Nehri. Hep yani beraber söyleyeceksek Tuna Nehri'ni söylerim. Söyleyelim hadi. Hep beraber. Tamam haydi. Biz ama bazı sözlerini bilmiyor olabiliriz. Tamam biz devam ederiz. Sen gir. Her türlü biliyorsun sen. Bütün sözlerini bilirsin. Öyle mi? Sizin bilmediğiniz bir 5 vakit namaz onu da biliyorsunuz yapmazsınız. Kim diyor ya öyle? Estağfurullah. Ne bileyim. Devam hani öyle derler ya lafın gelişi. Aman ha öyle şeyler söyle. Lafın gelişi derler ya. Ben 5 vakit namazı iyi bilirim de neyse. Allah kabul etsin. Sağ olun. Evet Hikmet seni dinleyelim. Hep beraber. Ya. Hep beraber söyleyeceğiz. Sen başla biz katılacağız. Tuna nehri akmam diyor. Etrafını yıkmam diyor, Tuna nehri akmam diyor, etrafını yıkmam diyor, şanı büyük Osman Paşa, Pilevne'den çıkmam diyor. Hikmetciğim tebrik ediyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Bir gün geniş zamanda bütün sorularınızı, bütün Survivor'la alakalı, benimle alakalı her şeyinizi sorarsanız benden alabilirsiniz. Çok teşekkürler Hikmet. Bilmiyorum ne zaman olur bu. Yaparız. En kötü aramızda yaparız. Hiç sıkıntı yok. Hatta bir WhatsApp grubu kuralım. Oradan soruları sorun ben sorarım. Tamam. Böyle yaparız o zaman. Çok sağ olun. Hikmetciğim teşekkür ediyoruz. Şimdi reklama gidiyoruz. Reklamlardan sonra sırayla Bora, Emre ve Okay bizlerle olacak. Ayrılmayın diyoruz ve reklamlar. Bodrum'dan Survivor Panorama devam ediyor. Şimdiki konuğumuz Bora Edin. Survivor'a çok emek veren, Survivor'da en çok izlediğimiz ve başrollerinden biri. Bora hoş geldin. Teşekkür ederim. Bak arkadaşım gülüyor. Sen bunları söyle. Evet. Selam. Hoş geldin Bora. Hoş geldin. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyi, her şey yolunda. Güzel. Güzel bir beldedeyiz. Türkiye'mizin güzel beldesinde. Evet, dinleniyoruz Bodrum'da. Artık aynen. Evet, aynen. Evet. Şimdi şöyle bir şey diyeceğim aslında. Senin ilk röportajınla başlayacağım. Orada şöyle bir iddialı lafım vardı. Demiştin ki şu an bunu izleyenler aslında Survivor 2019'unun şampiyonunu izliyor demiştin. Evet. Bu hayaline yaklaştın ama son anda olmadı. Neden olmadı onu soracağım sana. Neden olmadı? İddialı bir laftı bir kere bu. Çünkü daha seçileceğimiz bile belli değildi. Adaydık aslında. Ondan sonra ama her zaman iddialı olmak güzeldir. Belki bu iddia seni Survivor'a götürdü. O da var değil mi? O da olabilir belki. Yani belki kimi insanın çok hoşuna gitti bu. Kimi insana çok itici geldi. Neden olamadım dersek de bir kere güzel bir şekilde olamadım. Kendi ellerimle, kendi oyunumda, kendi kaderimi çizdim aslında. Güzel bir veda oldu benim için. Ondan sonra neden olamadım? Bence biraz agresifim herhalde. Çünkü çok izlemedim ama hep yakınımdaki insanların, dışarıdaki insanların ya da beni izleyip de seven insanların yanıma gelip ya oğlum çok bağırıyordun, biraz agresiftin demeleri belki doğrudur. Bu sebep olmuş olabilir. Şimdi şeyi çok merak ediyorum mesela. Eminim birçok insan merak ediyordur da. Şimdi aile ödüllerinde aileler biraz tüyolar veriyor aslında. Diyor ki evet. Oğlum biraz sakin ol. Evet. İşte eşin diyor ki Bora biraz daha sakin ol diyor. Ama evet. Sen sona doğru mesela o sakin olma dozajını sertlik olarak biraz daha yukarı taşıdın. Ben en çok şunu merak ediyorum. Evet. Annenle buluştun, sarıldın evet. Babanla ya da... onlar sana ilk ne söylediler Survivor'la alakalı mesela? Onlar tabii biraz üzülmüşler. Ondan sonra benim o sinirli hallerim çok yansımış ekrana. İlk söyledikleri tabii ki benimle gurur duydukları ve mutlu oldukları. Çünkü önemli olan zaten benim düşüncelerimdi onlar için de. Ondan sonra çok mutlu oldular çünkü bir hayalimi yaşadım. Evet iletişimlerde hatta annem de eşim de ya Bora biraz... Yani konuşma dediler bana. Aslında bir dönem bunu devam ettirebildim. Hatta bir oyunda, bu Gato'da, bu su parkurunda Atakan bana şöyle demişti. Ya abi demişti, çok teşekkür ederim, artık benimle uğraşmıyorsun demişti böyle. Ben de karşılıklı demek ki dedim. Ben de biraz çünkü orada frene basmıştım. Ama demek ki bir yerde dozajı biraz kaçırdım. Biz açıkçası oraya da geldiğimiz zaman senin sakinliğine ve hani bana düşmez ama efendiliğine çok şaşırdık. Evet. Ekrana biraz bu olumsuz yansıdı aslında. Çünkü normal hayatta da şu anda hani böyle bir adam değil Bora. Evet. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi efendilik diyorsun ama aslında orada da bir terbiyesizlik yapmadım bence. Benim kanımca yani. Çünkü küfür etmedim kimseye ya da kimseye bir fiziksel bir şeyde bulunmadım. Ama tabii ki kendimce belki bir mobbing uygulamış olabilirim. Yani oyunlarda olsun, şeyde olsun. O sanki biraz fazla aştı gibi. Onu hissediyor muydun peki? Sınırı aştığını. Onu yani şöyle sınır derken işte gene söylüyorum. Terbiyesizlik yapmıyordum ama işe de yarıyordu aslında yani. Çünkü o takımıma çok oyun kazandırdığıma inanıyorum yani. Tabii önemli ya da evet, şunu seçin diye ya da şunu seçemiyorsunuz evet, diye yönlendirip evet, birçok oyunda karşı yani tarafın seçmelerini Bora belirliyordu mesela. Oldu. Evet yani dediğim gibi. Ama belki dediğim gibi biraz dozajı kaçırdım. İnsanlar bunu sevmedi. Ama dediğim gibi ben olabildiğince kimseye böyle çok kötü kelimeler kullanmamaya, kendimi bir şekilde fiziksel bir şey yapmamak için kontrol etmeye çok çalıştım. O yüzden terbiyesizlik dedin galiba, öyle bir şey dedin sanki sen. Ben. Demedim mi? Yok. Sen mi dedin? Ben bir yerde terbiyesizlik yaptı diye söylemiştim. Neredeydi? Öyle bir şey sanki... galiba Büşra ile Melisa mı? Birinde bir dokunulmazlık önemi var. Artık ikisi orada kaybeden gidecek gibi bir durum var. Sen orada bir diğerine bırakma gibi bir şey söylüyorsun. Seninle alakası olmayan bir şeyde. Evet, onunla terbiyesizce ilgili, dedin. Öyle bir şey demiştim evet, yani. Hani seninle ilgili terbiyesiz demedim ama bu çok terbiyesizce mi bir şey dedim. Yapılan yani, harekete. Yapılan harekete evet. Sevdiğim birine şey demek mi çok terbiyesiz şeydi? Biraz daha dayan demem. Sevdiğin biri mi bilmiyorum ama orada şimdi bir emek var. Günler geçmiş 60. 70. gün Survivor'da ve orada mesela herkes galiba Büşra, çok hatırlamıyorum olayı çünkü çok eskiden de. Galiba Büşra ve biriyle kaldı ve orada artık kız böyle şey yapıyor, tamam ya. Melisa ile kaldı. Kaybederse elenecek onu biliyor ve Can abiyle tutuyor. Ve son o sırada hiç alakan yokken, hiç de öyle sevdiğim biri de değilken aslında sadece o elenmesini istediğiniz kişinin aksine şey demişti. Hadi iyi tut, sıkı tut gibi bir şey söylemişti. Ve bu da bize yansıdı ve şöyle bir şey oldu. O sadece benim dilim değildi. Biz aynı zamanda sosyal medyayı da aynı anda takip ediyoruz ya. Yani çok gereksizdi orada mesela. O tepkiyi veren dördüncü kişiyim ben orada. Ama belki sadece benim tepkim. Biz sadece seni onu söyleyeyim. Tamam doğrudur. Ya onu söyleyeyim sana. Belki tabii bu programsal sonuçta işte vermeleri gereken o bölümle alakalı dakikalar var şey ama o yorumu yapan dördüncü kişiyim aslında ben. Aslında olay şu bence. Siz orada Melisa'nın elenmesini istiyordunuz. Ben Melisa'nın elenmesini istiyordunuz ama elinizde daha öncesinde evet, Melisa'yı elemekle alakalı fırsat varken bunu kullanmayıp haksız yere Atakan'ı yazmıştınız. Ve bu yüzden de tabii orada öyle yapmanız herkesin gözüne battı, ben de dahil. İstiyordunuz değil, bir kere istiyordum. Çünkü Melisa'nın iyi bir yarışmacı olmadığını düşünüyordum. Hı. Onu söyleyeyim öncelikle. Evet, tabii ki arkadaşlarımız var, belli kümeler var, gruplar vardı. Tabii ki atıyorum işte Yusuf'ların kendi içlerinde konuştuğu şeyler vardı. Bizim kendi içimizde tabii ki konuştuğumuz şeyler vardı. Ama şöyle söyleyeyim ben size. Birini elemek için ya da kimin karşısına çıkaralım diye ben kendi şahsım adına söylüyorum. Hiç kimseyle böyle bir konuşmaya girmedim. Okay'la sanki bir Okay'ı yazmak için mi? Okay'la bir konuşmanız vardı galiba. İşte Atakan'ı yaz, performansı düşük gibi. Hani onu etkilemeye çalışıyormuşsunuz. Yok hayır aslında orada biz onunla konuşuyoruz ve orada ben Türk takımında o zaman galiba Türk Yunanistan ayrıydı. Hangi erkekleri zayıf görüyorsun diye sormuştum ben. Ve o hafta Atakan'ın performansı çok kötüydü. 7-8 tane oyun vermişti Yunanlara. Ve galiba o hafta performans birincisi seçilmişti. Yanlış hatırlamıyorsam evet. İletişim oyununda o çubukları alarak ve kazanarak bize karşı. Ve ben ona kimin zayıf görüyorsun demiştim. Atakan'ı söylememişti o. Onun düzeleceğini söylemişti. Diyalogumuzu çok iyi hatırlıyorum. Ve ben ona katılmadığımı söylemiştim aslında. Ben Atakan'ın her zaman... Atakan elendiği hafta 7-8 oyun mu vermişti diye hatırlıyorsun? Şey olduğu hafta, pardon, performans birincisi olduğu evet, hafta. Ya o hafta ben ya da... Ben hatırlıyorum. Olabilir. Atakan o hafta 4 ya da 5 oyuna çıkıyor. İletişim oyunlarını kazanıyor işte. Yok, 4 ya da 5 oyuna çıktığı için, parkurlarda çok oynamadığı için çıktığı oyunlarda kazanıyor. Artı iletişim ve şey kazanıyor, sembol oyununu kazanıyor ve yüzdesi yükseliyor. Ama zaten fazla oynamıyor. Mesela sen atıyorum 8 kere oynuyorsun. Sen de gerçi o dönem çok oynamıyordun. Hikmet'le Yusuf ağır oynuyordu o evet, dönemlerde. Onların mesela çıktığı oyun sayısı 13-15. Atakan'ın çıktığı oyun sayısı 4-5. 4-5 öne çıkmış. Onları kaybetmemiş. Üstüne sembolle şey kazanınca da performans birincisi oluyor. Yine de yani performans, özür dilerim. Performans birincisi olduğu hafta çok fazla oyun almıyor Yunanlara karşı. Ben de bunu hatırlıyorum. Yok zaten çok oynamıyor. Çok yani Yunanlara karşı bayağı oyun veriyor ama belki o iletişim ve sembollerde... Belki önceki hafta hatırlıyorsun. Hatta o hafta oynadığımız sembol oyununda galiba bana karşı galip geliyor ve sembolü de kazanıyor. Hafta o hafta galiba. Hem sembolü kazanıyor, evet, hem aynen. iletişim oyunu kazanıyor. Evet, öyle birinci artı, oluyor yani, onu söylemek istiyorum. Yok, çok oynamadığı parkurlarda ya 4 ya 5 kere çıkıyor, muhtemelen hepsinde kazanıyor. Ben yani öyle hatırlamıyorum. Belki öncesini hatırlıyorsundur. Olabilir. Bu arada bir de çok tartışılan bir şey vardı. Okay ile Sabriye'nin potaya çıktığı hafta... biz hep şunu düşündük, Sabri'ye gitsin diye Okay gibi güçlü ve sevilen, performansa iyi olan bir karakteri Yunan tarafına acaba Bora işte ve beyaz takımdaki diğer Türkler bir baskı uygulayıp yazdırdılar mı diye düşündük. Ama sen aslında orada hemen konseyde şöyle bir şey yaparak bizdeki bu düşünceyi sildin. Arkadaşlar size soruyorum, size bir şey söyledik mi, sana söyledik mi, sana söyledik mi? Hayır dedin ama yaklaşık bir ay geçti ve Afrodite dedi ki, bize dedi Sabri'nin karşısına Okay'ın çıkmasını Bora söyledi dedi. Adada. Tamam. Belki bunu duymuşsundur ya da bu olayın gerçeği yani duydum, bittiği için de senden yok. Daha düz şey bunu alabilirim. Şöyle söyleyeyim. O zaman size de birer tane soru sorabilir miyim? Tabii. Müsaadenizle. Öyle bir şey izledin mi? Hayır. İzlemedik ama Yunan tarafında sonra izledim. Mi? Merak ediyorum. Öyle bir şey var mı televizyonda? Hayır. Yoktu. O zaman bu bir bilgi sadece. Evet, bir bilgi sadece yani Afrodit'in verdiği bir bilgi. Biz son haftalarda özellikle şunu yapıyorduk, hepimiz toplanıyorduk, kimi yazacağız, ne yapacağız diye konuşuyorduk. Hatta bunlar ekrana da yansımış olmalı diye tahmin ediyorum. Hatta bu galiba Riya ile falan başladı. İşte biz Riya'yı yazacağız bu sebeple alınmasın bunlar diye. Bunlar çok yansımıyor ekrana. Yani bilemiyorum işte. Çünkü o biraz seyirciye de sürpriz olsun konseydi. Eğer önceden çok bilinirse kimin yazılacağı çok bir sürprizi kalır. Olabilir. O sizin aranızdaki konuşmalar çok yansımıyor. Tamam okey, bilmiyorum yani dediğim gibi ve gerçekten hiçbir şey izlemediğim için. Ben kesinlikle öyle bir diyaloğa onlarla girmedim. Onlar kendileri zaten Okay'ı yazdılar. Yani bunun için yemin etmeme de gerek yok ama gerçekten ben benim böyle bir diyaloğa girmedim. Vardı, antitez olarak. Ben dedim ki evet %100 dememişlerdir. Ama şu var, bu bir empoze edilmiştir. Çünkü Yunanlar nereden bilsin Sabriye'nin Büşra'yı rahat eleyebileceğini. Niye mesela adada 2 tane kötü yarışmacı varken Sabriye ve Büşra çıksınlar kozlarını paylaşsınlar değil de kalkıp da neredeyse senin kadar başarılı. Ama, çünkü yüzde olarak aynıydınız o dönemde. Ama bir şey, o başarılı bir Okey ateşe atıyorlar. O konseyde Hikmet sakatlanmış mıydı? Galiba sakatlanmıştı. Yok vardı. Konseyde Hikmet vardı. Yok galiba sakatlanmıştı. Hayır o galiba o konseyde yoktu. Öyle hatırlıyorum. Hikmet vardı. Var mıydı? Vardı. Hikmet vardı. Sabri Hikmet'ten önce gitti. Hikmet'i de eleştirdik. Yani benim öyle bir konuşmam olmadı gerçekten. Ya da şey de olmadı atıyorum. Beni zaten yazmayacaklarını düşünüyordum. Neden? Performansım iyi gidiyordu. Bir de diyaloğum iyiydi onlarla. Ama ben onlar oturup da Okay'ı yazın. Ya Sabri'yi eleyebilir. Çünkü benim böyle bilgilere de sahip değilim. Yani ben dışarıdan hiçbir şekilde haber de almadım bu yarışma boyunca. O yüzden öyle bilgilere de sahip değildim. O yüzden benim yaptığım ya da içinde bulunduğum bir durum değildi. Ama diğer kişiler bunu konuştu mu bilemiyorum. Damla peki sence Bora nasıl bir Survivor geçirdi ve neden elendi? Ya Bora aslında şöyle biz her seferinde seni çok fazla konuştuk çünkü insan yani güzel evet Survivor'ın nasıl bir platform olduğunu biliyorsun ve hani o insanların psikolojik baskı yaparak insanlarda bir üstünlük kurmaya çalıştın. Evet bence bu oyunun kuralında var ama bazen o kadar çok aşırıya gitti ki mesela bu iletişim oyununda bence unutulmayan bir yer vardı. Kaan da o zaman vardı. Senin tamamen yanlış anladığın durumdan dolayı evet. Daha sonra Acun Bey konseyde evet. Bir açıklama yaptı. Sen bu durumu Bora'ya yanlış anladın diye. Ama ona gelmeden diye. Başka bir şey var arada. O iletişim oyundan sonra ben adaya gittiğimde Atakan'a şöyle dedim. Ben bu olayı çıktığım zaman görebileceğim için dedim. Aha. Eğer yanlış duyduysam dedim. Sadece senden özür diyeceğim çünkü senin bana kavga ettiğin yani sırada uslubun evet. Güzel dedim ama diğerlerin iyi değildi onlardan özür dilemem. Bir tek senden özür dilerim dedim. Bak şu şöyle yansıyordu. Ben sana bu seçimi yaptırdım işte benim sayemde kazandın o yüzden bana teşekkür etmen lazım. Göze mi sokuyordu yani? Vardı. Evet. Sonra Atakan'la yaşadığınız o mevzuda iletişim konusunda... Seçim konusu ne? Pardon? Birisiyle oyunu kazanmışsın, birisine seçim yaptırmışsın. Hayır, Okay Hikmet olayını diyorsunuz. Evet, olabilir, evet. Hikmet kazandı. Hani evet, bana teşekkür etmen lazım, ben seçimi yaptırdım gibi. Ama, hani çok sivri çıkışların olduğu için de... bu hak vermeyle hani, alakalı. Olabilir, evet. O yüzden de hani bazen de çok sivri dilli oluşun da, insanların üstüne psikolojik baskı yapman da... Bu sefer insanlarda negatif oldu. Olabilir. Ama... şunu da söyledik, ben masada da söyledim bunu. Survivor'a biz sizin oraya geldiğimiz zaman, seninle tanıştığımız zaman, aynı platformda yer aldığımızda senin çok daha farklı bir insan olduğunu gördük. Ama negatif yanların çok yansıdı. Belki çok daha eğlenceliydin, çok daha fazla gülüyordun adada. Biz bu kısmı göremedik. Hep insanlarla o psikolojik baskı olarak uğraştığın kısımlarını görebildik. İşte sen de burada acaba diyorum ki bununla etiket olduğun için ilk başta girişte. O yüzden de insanlarda negatif etki yaratmış olabilir misin? Kendince böyle düşünüyor musun? Olabilir ama şunu da söylemek istiyorum. Gene söylüyorum, hiçbir şey izlemedim ama her şeyin bir temeli de var. Hepsinde haklı olamam ama her şeyin bir başlangıcı da var. Yani yaşadığımız olayların ne yansıyor ne yansımıyor bilmiyorum dediğim gibi. Okay konusuna gelince Hikmet kazanmıştı o iletişim ödülünü. Ve ben şöyle demiştim, bana sormuştu, seni mi götüreyim Okay'ı mı? Ben demiştim ki bana bir hak tanındı, bir ayrıcalık tanındı, ben eşimle görüşebildim, bence Okay'ı seç dedim. Bu olayı hatta biz o seremoni öncesinde de Hikmet'le Okay'la da konuşmuştu. Yani aslında Okay'ın da bu bilgiden haberi vardı. Ve ben ondan evet bir teşekkür bekledim, yapmadı. Sonra olay bambaşka bir yere gitti. Belki orada söylememem gereken bir lafı söyledim. Ama aynı şekilde ben çok daha ağır ithamlarda bulundular insanlar bana. Yani küfürler edildi, üstüme yüründü, anlatabiliyor muyum? Ben gene bir şekilde üslubumu korumaya çalıştım. Atakan konusuna geleceksek, evet yanlış duydum, bir hata yaptım ve bunun özrünü diledim. Yani ama dediğin gibi belki de çok fazla negatif olayım. Evet. Ekrana yansıdı ve insanlar belki beni öyle tanıdı. Ama her olayında bir başlangıcı var demek istiyorum. Hepsine de haklı olamam tabii ki. Peki bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi Atakan olayının en başına dönersek, benim Survivor'da 1. dakikadan itibaren şöyle bir düşüncem oluştu. Bu Bora Atakan'a gıcık oluyor. Evet. Böyle bir şey var mıydı? Yani sen de sanki Atakan'a karşı işte uçaktan, İstanbul'dan ya da işte ilk adaya çıkmadan otelden bir ön yargıyla sanki Atakan'ın üzerine oynayacağım gibi durum hissettim. Çünkü hemen ona aday yaptım ve aday yapmamla ilgili birkaç tane şey çıktı. Bir kere önce başka bir şey dedin, sonra başka bir şey dedin. İki tane şey söyledim. Oldu galiba. İki şey söyledim, çok iyi hatırlıyorum. Birincisi, onu aday gösterdiğimde, ben bu arada hep performansa dayalı yazdım insanlara ve o hafta en kötü erkek yarışmacıydı Atakan. Bakarsınız ona isterseniz. Atakan'la alakalı... bir kadın, kötü bir kadın varken niye erkekleri kategorize ediyorsunuz? Erkeklerimiz çok iyiydi. Ben şöyle hatırlıyorum, oy potansiyelinden dolayı. Kadınlar %30'lara düştü bir anda. Seda'yla, sadece Seda hatta ilk başta fark yaratmıştı. Biz erkeklerde zaten hiç problemimiz yok. Kadınlarda acayip gol yiyoruz. Ve sen çıkıp iyi bir erkek yarışmacıyı yazdın. Yani en kötü erkek demek değil o. Erkekler ama kıl payı farklı kötü. Yani ya da 53-54 yani mesela gibi. Seninle arada öyle yani. Acayip fark yoktu yani Atakan'da yazarken. Bilemiyorum tabii dediğim gibi ama ben alınan oyunlara aşağı yukarı o zaman işte gözlemliyorum. Ve en kötü oyuncumuz Atakan'dı. Ama başka bir sebep daha ekledim ben oraya hatırlarsanız. İkinci bir sebep. Birbirimize fazla açılamıyoruz. Bir sıkıntılarımız var. Belki bu konuşmamıza vesile de olur dedim. Ve... Atakan'ın oy potansiyeliyle alakalı bir şey söyledim. Evet. O da bana şöyle söyledi. Sen benim oy potansiyelimi nereden bileceksin? Doğru söylüyorsun bilemem ama senin buraya gelmeden önce yaptığın paylaşımlar üstünden ben konuşuyorum. Atıyorum. Sen onun arkadaş olduğun için onu destekleyici bir şeyler paylaşmıştın. Öyle hatırlıyorum. Hı hı. Seninle fotoğraflar paylaşmıştı. Başka birçok Survivor'la alakalı fotoğraflar paylaşmış Atakan. Ha, demek ki dedim ki destek gören bir yarışmacı. Ve kader bu kişiyi eleyemez dedim. Bütün olay buydu aslında dediğim gibi. Ben de birkaç bir şey söyleyeceğim. Tabii. Öncelikle hani bu çok yazılı çizildi. Bunu da rahat rahat bazen programda söylemek istedim. Seninle ilgili torpilli olduğu bir algısı var. Hani Acun abiyle halı saha maçı yapıyorsun vesaire diye. Hatta ben de dedim ki ben de kendisini tanıyorum. Hani grubun içerisinde kimleri tanıyorsun diye sorarsan bir Sema'nın kardeşi Seda'yı tanıyorum. Evet. Bir de seni tanıyorum. Ama şöyle bir şey var. Senin kaçıncı başvuruşun Survivor'a? 2017. Den beri başvuruyorum. Yani başvuruyorsun abi olmuyor değil mi? Ha, bu sene oldu. Yani sen torpilli olsa zaten başvurduğun gibi girmen lazım o zaman bu işe. Evet. Yani bunu bir bilinmesi lazım. Şampiyon da olabilirdi. Yani o zaman evet torpilliyse zaten hemen başvurduğun sene girip şampiyon olman lazım. Böyle bir şey yok. Tabii ki herkesin tanıdığı, bildiği işte Hakan Atipoğlu mesela diyor ki benim çok sevdiğim bir berber arkadaşım var. Survivor'u çok istiyor. Telefon açıyor Acun Medya'ya. O da geliyor başvuruyor. Ya ondan sonra Hakan'ın berberini almış olmuyorlar. O da giriyor. Eğer elemeleri geçerse tabii, katılmış olur. Bu böyle bir şey. Ama tabii. Sanki senin o söylemlerin biraz öyle bir algı yaratmış olamaz mı sence? Öyle bir şey ziyade, duydum çünkü ben. Söylemlerinden ziyade Acun abi bunu deklar etti. Halı sahalarda senin oynadığın benim söylemlerinden ziyade Acun abinin söylemesinden. Konseyde bile söylüyor. Konseyde bile bunu söylemesi. İşte Acun'un torpillisi gibi durduğun için. Yoksa ben de bunu rahat... Ben bunu en rahat söyleyen kişi niye biliyor musun? Bu Survivor'da Hikmet'le beraber en çok eleştirdiğim kişi sensin mesela. Ama sorsalar bana bu Survivor'da en tanıdığım kişi kimse deseler herhalde Seda ile seni tanıyorum. Bir de işte Hakan'ı tanıyorum MasterChef'ten dolayı. Hani bunu da gönül rahatlığıyla söylüyorum. Niye? Ben tanıdığımla ilgili bir şey yapmıyorum diye. Bu bir. İkincisi çok fazla bir tane özür diledin, onu çok fazla dile getirdin mi mesela? Sen acaba böyle olduğunu düşünüyor musun? Yani her yerde özrünü söylediğini... 5 ay boyunca kim kimden özür diledi? Hiç izlediniz mi? Merak ediyorum. Ya izledi yani mesela özür dileyen oldu mu hiç? Yusuf özür diledi birkaç kez. Kimden? Müşra'dan özür dilediğini hatırlıyorum. Hı-hı. Ondan sonra ya özür dileyenler oldu. Hı-hı. Senin özrün şöyleydi. Acun abi sana özür dile dedi. Yani artık bunda da dile yani kardeşim dile, oldu yani hani aslında. Artık bu sana bir şey ama, geliyor dedi. Ama, ve sen onu diledin. Ondan sonra da her yerde özür dilediğinden öyle bir şey söylüyorsun ki sanki Acun abi dilettirmiş gibi mecbur kalmışım gibi. Hayır. Ben Acun abi söylemeden önce zaten ona özür dileyeceğimi söyledim. Hatalıysam özür dileyeceğimi söyledim. Bu kadar. Tamam. Zaten hani öyle bir pozisyonda zaten ama öyle dilerdim. Bir durumda benim karşıma geldi ki bu yani Survivor'ın içine başka geldi. Başka özür diledim mi? Biz onu tartışıp geçelim. Bundan başka özür diledim mi? Bundan başka özür diledim mi? Hayır. Zannetmiyorum. Biz de çünkü 5 ay hani... Zannetmiyorum. Ha şöyle bir şey demek istiyor İhsan. Hani sen çok kez şunu söyledin özellikle sonlara doğru. En azından ben arkadaşlarına şöyle diyorsun. En azından ben hata yaptığım zaman özür dilemesini bilen bir adamım. Şeklinde çok söyledi. Bu konuşma sanki şey evet, gibi. Yorumunu söyleyeyim. Evet. Sanki 5 ayda böyle 15 kere özür dilemiş birinin konuşması gibi. Ya da sürekli hatasını bilen. Hatasını bilen. Hayır. Bunu şu sebeple söyledim. Bana defalarca küfür edildi. Üstüme yüründü. İşte tehditlere varan şeyler, sözler oldu bana karşı. Ama kimse oturup da bana ya kusura bak ben burada hata yaptım diyemedi. Ama ben belki de hiç anlaşamadığım bir adamdan özür diledim. Ve ben bunun görünmesini istedim açıkçası. Ha, belki bunu çok fazla dile getirmemde ters tepti bilemiyorum. Yani. Mesela bence benim eleştirdiğim yönlerinden biri de şuydu. Mesela bir oyun oynanıyor. Evet. Bu oyunda karşı tarafta senin rakibin veya senin takımındaki birinin oynadığı biri bir tane bir şeyle 3 tane bir şey devirince abi şans oluyor. Şans diyor. Mesela Seda aynı şey yapınca biriyle 4 devirince bravo Seda oluyor. Yani bu da izleyicide böyle acayip bir şekilde uyarı geldi. Bize de geldi yani tamam mı? Yani sizin kaybettiğiniz veya senin takımın veya senin kaybettiğin her şey şans. Ama kazandığınız hiçbir şey şans değildi. Öyle birkaç tane çünkü oyun hatırlıyorum. Atıyorum mesela Dimitra'nın 2 tane topunun birden girmesi. Bana hiç olmadı 5 ay boyunca. Ya da atıyorum hiç bakmadan hiçbir atış yapmadım. Çok atan oldu ve devirdi. Bana hiç olmadığı için kendimle alakalı ben bu kadar şanslı olmadığımı düşünüyordum evet. Ve bunu dile getirdim. Bununla alakalı eleştirin neydi mesela? Benim hiç 2 tane böyle topumun girdiğini gördüm. Seda'ya olduğunda mesela harika bir atış yaptın. Hepsini 4'ünü birden aynı anda devirdin. Helal olsun harika bir atış deyip diyorsun. Karşı taraf yaptığında şansa bak gibi bir şey. Kum torbasında o mesela. Son şeyde söylemiştim hatırlıyorum. O kum şeyleri devirirken. Bu ne biliyor musun? Bazen biz de kaçırıyoruz hani ne olduğunu. Ama mesela bize yazılıyor. Sosyal medyada konuşuluyor. Ve dikkatimizi çekiyor. Ertesi gün programa geliyoruz sabah. Ve programda da izleyince evet o yazılan gibi. O gözle bakmamışız mesela ama yani... Senin başına gelmiş bir olaya mesela Dimitra bir tane şeyle 2 tane şey devirmiş şans diyorsunuz. Aynısını senin takımdan biri yapınca da müthiş başarı diyorsun ya. Bu insanların gözüne batıyor. Biz de bunu böyle değerlendirmeye başlıyoruz. Ve bunu sen çok söylemlerinde hani çok kez sende olduğu için bu bir kere olsa 2 kere olsa eyvallah da hani nerelerde eleştirdiğimi sana anlatmaya çalışıyorum. Mesela buralarda eleştirdim. Bora hiç pişmanlığın var mı? Keşke dediğim ya. Keşke onu da söyledim. Aslında yok. Şöyle ama keşke eşimi bırakmasaydım dedim. Bunu daha önce de belirttim. Evet. Çünkü o benden bence daha zor bir Survivor geçirdi burada. Türkiye'de yalnız başına. Çünkü hamileydi ondan sonra. Keşke onu bırakmasaydım dediğim oldu. Gerçekten. Ama çok şey kattı sana Survivor. Herhalde bunda şey yapamazsın. Kesinlikle müthiş bir platform çünkü. Çok şey öğreniyorsun. Yani yaşın büyük bile olsa orada yeni şeyler öğreniyorsun. Şükretmeyi öğreniyorsun belki. Hiç daha önce ya iyi ki hayatım böyle... demediğin durumlar olmuş olabilir ama orada diyorsun. Peki bir şey daha soracağım. Tabii. 2. kere tekrar Survivor'a gidersen eğer kendini izler misin bilmiyorum ama hani bu kadar keskin dilli olmayacağım ya da bu kadar çok insanların üstünde psikolojik baskı yaratmayacağım gibi bir şey diyebilir misin? Yoksa ben buyum mu diyorsun? Ben buyum ama belki olaylara yaklaşımım daha sakin olabilir. Eğer izlersem. Ya hepimizin 3. gidişinde yapmayacağı hatalar var. Mutlaka hata yaptım zaten. Evet. Demek ki bir noktada hata yaptım ki tepki çektim ya da belki eğlendim ya da bu kadar oy toplayamadım. Evet. Diğer finale kalan arkadaşlarım gibi. Ama dediğim gibi çoğu insandan yani %90'ından çok keskin olduğumu, sert olduğumu bunları söylediler. Fikirlerim asla değişmez ama belki hareketlerim biraz daha yumuşak olabilir. Bir şey söyleyeceğim. Sen bizim Gökhan'la ve Oğulcan'la arkadaşsın zaten. Onlar seni çok seviyorlar ve senin dışarıda nasıl biri olduğunu biliyorlar. Evet. Ben de az buçuk biliyorum Acun abiden dolayı. Şimdi arkadaşlar adaya gitti, döndüler, bir hafta seni anlattılar. Ne kadar beyefendi, ne kadar böyle anlaşılır. Şimdi bu herkesten aldığımız feedback'le beraber adada izlediğimiz Bora'daki başka bir profil. Yani bu anlatılanla o profil tam uyuşmuyordu sanki. Ama beyefendiliğimi bozmamaya çalıştım bu arada. Bak beyefendilikle ilgili bir şey değil ama. Küfür etmemeye çalıştım, kavga etmemeye çalıştım. Evet, diyaloglarım oldu. Yani benim sanki bazen kavgayı kötü... çıkartacak kişidin ama. Yani böyle mesela sevinmelerinde bazen ada yaşantında yani hep böyle bir şeyleri zorladı. Bu bak, anlatılanın dışındaydı yani. Bazen şey demek istiyorsun, bazen bir mimik bir yumruktan bile daha sert gelir izleyiciye. Kesinlikle ya. Zaten ben... Bütün sıkıntı evet, o aslında. Yani. Evet yani evet öyle yani ben zaten... Kavgadan ziyade işte oyunlardaki hareketlerimle, şeylerimle karşı tarafı düşürebildiğimi zaten biliyordum. Ve bunu kullandım. Ve bu kötü bir şey değil çünkü bu Survivor'ın kuralı. Galiba sen bunu biraz fazla kullandın. Yani bunu herkes kullanıyor. Ben de mesela yarın bir halı saha maçı yapsam bu dediğin şeyi kullanıyorum. Yani bizden çok daha kötü değil ama benden çok daha böyle ağır şeyler yapan Murat Ceylan vardı. O zaten dediğim gibi cevabını vermişti aslında orada. Bora şunu net olarak söylemek istiyorum. Bence... Fazla kullanmadım bence. Sadece bence şu oldu. Benim yaptıklarıma düzgün bir şekilde cevap verilemedi ve olaylar hep kavgaya yöneldiği için de bu sefer kavgaya yönelince ben de bir noktada gerildiğim için de bu sefer başlatan taraf belki ben gözüktüm. Evet. Bu Survivor eğer bir dizi olsa emin ol ki başrollerinden biri hatta ilk sıralardakinden biri kesinlikle sen olurdun. Bize çok güzel şeyler izlettin, olayları çok güzel gösterdin. Hani yaşamamızı sağladın, iyisiyle kötüsüyle. Bizim masada en çok konuşulan kişi evet, olur. Masada en çok herhalde var. Bora demişizdir. Bu güzel iyisiyle kötüsüyle. De. Çünkü evet, Survivor'a çok yakışıyordu. Bu bir parkurların sudaki özellikle hızı. Suda bence evet, çok iyiydin. O... Müthiş ya benden önce çıktı yani ama evet sen de çok bir şey soracağım bu akşamla ilgili düşüncelerini de alalım yavaş yavaş tamam. Çünkü şunu da söylemek istiyorum ben buranın bir TV programı olduğunu biliyorum çıktıktan sonra oyunlarda da söylediğim gibi ben kendimi her zaman resetliyorum bir sonraki oyunu düşünüyorum ve oyun bittiği zaman kimle kavga ettiysem de orada benim için sıfırlanıyor aynı şekilde bu bir TV show TV programı o yüzden benim için her şey bitmiştir burada iyisiyle kötüsüyle güzel bir Survivor yaşadık. Finale gelecek olursak da yani tabii ki Seda'yı destekliyorum. Ben hiç değişmediğini düşünüyorum. Onunla beraber çünkü 5 ay boyunca bir yolda yürüdüm ve devam ettim. İkisi de finalde, ikisi de hak etmiş demek ki burada olmayı. Ondan sonra ikisine de başarılar diyorum. Gönlüm Seda'dan yana çünkü bunu fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum. Ada yaşantısı olsun. Çünkü 5 ay boyunca hiç bıkmadan, hiç tanımadığı adamlara, kadınlara, yarışmacılara mesela yemek yaptı. Hiç bıkmadan ve bir gün olsun şöyle demedi. Ya bugün yapmak istemiyorum, başım ağrıyor demedi. Çok iyi yarıştı. O da hatalar yapmış olabilir. Ama şunu söyleyeceğim ben. Yunanistan'ın yaptığını Türkiye niye yapamıyor? Bir kadın şampiyon da bizden çıksın artık. Boracığım çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür İnşallah zaten ilerleyen günlerde de bol bol görüşeceğiz. Sana eşinle, çocuğunla, çok ailenle güzel günler diliyorum. Çok İnşallah sağlıkla kucağınıza alırsınız. Çok teşekkür ederim. Güzel dilekleriniz için. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Burayı da uğurluyoruz. Şimdi Emre'nin VTR'si geliyor. Ardından Emre Durak bizlerle. Acun abi bana bir söz verdi ve sözünü tuttu. Ve sözünün üzerine hiç durmadan, yığılmadan antrenmanlarımı yaptım. Asla pes etmedim. Çünkü biliyordum ki herkes ister ama daha çok çalışan başarır. Emre kazandı! Buranın enerjisini hala damarlarımda, kanımda hissediyorum. Ve burada olduğum için şu an, buralara kadar geldiğim için o kadar çok mutluyum ki. Şimdi ama Emre! Parkı için varız! Parkı için varız! Evet, Survivor'ın çılgın çocuğu, parkurların çılgın çocuğu Emre bizlerle. Emre'cim nasılsın? İyiyim, kötüydüm elendiğim için ama şu an toparladım. Enerji motivasyonum yerinde. İyi gözüküyorsun. Evet. Yani şunu söyleyeceğim, geçen sene oylamaya çıktığı ilk haftada elenen Emre'den bu sene Survivor sözü alıp geldiğinde finale giden Emre'ye yani seni öncelikle tebrik ediyorum. Yakından da tanıdığım için Tabii ki iyisiyle kötüsüyle bir Survivor yaşadın, hatalar da yaptın ama kısaca sana şunu sormak istiyorum. Nasıl bir Survivor geçirdin ve sence neden elendin? Vallahi öncelikle dediğin gibi 13 gün kalıp da sonrasında azmettim, finale kadar kaldım. Ve şu da benim için büyük bir mutluluk. Yedeklerden gelip de ilk şu an finale kalan kişi benim. Bu yüzden çok mutluyum. Survivor benim için çok güzel geçti. Uyum sağladım ve kötü bir izlenim yaratmadım, yanlış bir şey yapmadığımı düşünüyorum. Tabii hatalarım oldu, illa ki hepimizin hataları olacak. Çünkü hatalar bize yön verir, düzeltir. Ama ben yine kimsenin arkasından kötü bir şey konuşmadım, yapmadım, etmedim. Ve karakterimi bozmadan çok şükür buralara kadar geldim. Şampiyon olacağıma inandım. Hikayemi tamamlamak istedim. Ama tam ucuna gelmişken bir yerde olmadı. Ama hep olumlu düşünen biriyim biliyorsun. Bu benim daha çok gelişmem için bir sebep. Şimdi daha çok çalışacağım, daha çok gelişeceğim. İnşallah bir tazı gibi All-Star görürüm diyorum. Başka bir şey demiyorum. İçimden bu geliyor sadece. Bu arada hep babanı, anneni çok merak ettim. Ben anneni gördüğümde dedi ki... Emre'nin babası o kadar toparladı ki kendini, Emre gördüğünde çok mutlu olacak, şaşıracak dedi. Onlarla ilk buluştuğun anlar ve sonrası şu an duygularını alayım annenle babanla ilgili. Hiçbir zaman bu kadar heyecanlanmadım ki babamla ilgili bir şey söyleyeceğim özellikle. Her gün televizyonun başında gecelere kadar ayakta beni izlemiş ve gerçekten sağlık olarak ona çok iyi gelmiş, iyileşmiş, terapi olmuş. Hep söyledim zaten sevgim büyük ilaçtır diye. Ben hep sevgimi ilettim ona, selamlarımı gönderdim. Bu da ona çok iyi gelmiş. Survivor bana her türlü fayda sağladı abi. Hem karakter olarak çok şey öğretti bana, en büyük okul zaten. Hepimiz bunun farkındayız. Hem de aynı zamanda her şeyin kıymetini anlattı. Bazı yönlerde kendimi geliştirmemi sağladı. Ailem şu an çok şükür daha iyi. Ben de iyiyim, sıkıntı yok. Evet, o zaman Damla ile İhsan'a döneyim de hani... Emre nasıl bir Survivor geçirdi? Sen geçen sene hani evet. Emre'yi de orada az çok tanıma fırsatı buldun. Bu sene nasıldı? Farklı mıydı? Çünkü bazen şunu çok konuştuk. Hani biraz Tur abiyi taklit ettiği zamanlar da oldu. Bazen işte başka bir yarışmacının yaptığı gibi bir işte objeler yapıyordu falan. Ama hep bir kanımıza geçen, içimize sindiren kendini bir Emre ile karşı karşıyaydık. Ya şimdi şöyle Emre, biz seni daha önceden tanıdığımız ve bildiğimiz için de senin ne kadar iyi bir insan olduğunu ve ne kadar mütevazi bir insan olduğunu biliyoruz. O yüzden de ben senin sadece hani başarılı olabileceğine de inanıyordum. Çünkü bu Survivor'ı gerçekten çok istiyordum ve hak ettiğine de inanıyorum. Ama ön yargılarla geldiğine de inanıyorum. İlk başta tamam, sonradan geldin ve bir çıkışım vardı. Bir deniz oyunundaydı galiba. Arkadaşlarına karşı önlerinden geçerken şampiyonluğa doğru diye bir söz söylemiştin. Hatta arkadaşların da onlara bir tepki göstermişti o sözüne. Buradan sanki senin şöyle yaptığına da inanıyorum. Sen şimdi oraya gittin, evet, izledin dışarıdan. Hikmet'e karşı bir ilk önce ön yargıyla gittin. Yusuf'larla beraber oldun. İzlediğin için mi böyleydi, yoksa gerçekten onlarla anlaşamadığın için mi? Bir şeyleri paylaşmayı denedin mi? Mesela en çok bunu merak ettim. Tamam, öncelikle Hakan abinin dediği konuya değineceğim. Tur abi taklidi olarak bir şeyler duydum. Abi nasihatları kulağımdaydı, evet. Memleket olarak ben Adanalıyım, o Mersinli, annem de Mersinli. Ve ben geçen yıl 13 gün kaldığım için kendimi tanıtamadım. Çok heyecanlıydım ve tanınmadan gittim. Aslında taklit etmedim, sadece kendi karakterimde, çizgimle yürüdüm. Öyle bir algı oluşmuş galiba, evet, taklit gibi. Ben sadece ben oldum, bunun temennisini veririm, tüm kalbimden söylüyorum. Diğer bu konu olarak da ilk geldiğim zaman ön yargılarım yoktu, endişem vardı çünkü geldim 2018'de ve direkt elendim. Çok karışık bir ortama düştüm. Hepiniz biliyorsunuz zaten. Ama Hikmet'e karşı sanki birazcık ön yargım varmış gibi hissettik. İşte o Hindistan cevizini açma olayı vardı. İşte niye açmadın, niye ama izlemişse verdin? Yani o ana kadar olan Survivor'da izlemişse insan Hikmet'e ve Bora'ya karşı bir ön yargısı olabilir bence yani. Daha işte o zamana kadar daha onu sakin duran Yusuf'la Atakan da aslında. Aslında izledim, evet, ön yargımdan ötürü ısınamadım. Hani elektrik alamazsın ya insandan. İzlediğim takdirde de geldiğim zamanda da gerçekten ısınamadım. Sakatlığına çok üzüldük tabii ki. Hepimiz yıprandık, paramparça olduk. Apayrı bir olay. Şu an çok şükür sağlığa iyi gidiyor. Daha da iyiye gitmesi temellimiz ama gittiğim zamanlarda kanım ısınamadı. Taraflı olmadım aslında. Herkese eşit şekilde yaklaşmaya çalıştım. Hatta her zaman farklı bir karakter olduğum için dışlanma kaygısıyla kendimi arkadaş bile yaptım işte, hani biliyorsunuz. İşin esprisi hepsine nerede bir onlar at koydum. Şimdi? Onları uçağa bindiremedim abi. Aa. Kafa kısmından güzelce kestim onları, valizime koydum, getirdim. Evime biblo olarak koyacağım masamın üstüne. Üçü de seninle beraber ama. Evet, onların bir esprisi var aslında, ona değinmişken. Hepsine bir ad koydum, bir anlam yükledim ve bir şeyler anlatmaya çalıştım. Ben hani geldiğimden beri böyle çok ücraya kaçmadan böyle enter olmaya çalışmadan aslında mesaj vermeye çalıştım. Faydalı olmaya çalıştım. Hatta final konuşmamda da bunu anlatmak istedim. Mesaj vermek istedim. Onlar da benim vermek istediğim mesajların bir takım sembolleriydi. Bunlar aklıma geldi şu an. İsa, sen neler söyleyeceksin? Emre'yi hani geçen sene de seyretmiş biri olarak. Emre'yi seyretmiş. Hatta geçen sene yine seçiminde bulunmuş biri olarak. Ben Emre'de yaklaşık Emre'yi bir yılı aşkın zamandır tanıyorum. Ve yani çok genç bir arkadaşımız ve ondaki kişisel gelişimi de gözlemleyebiliyorum. Geçen seneden bu yana kendini daha da geliştirdiğini farkındayım ve daha da böyle geliştireceğini görüyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Aynı zamanda da bir kardeşim ve Survivor izleyicisi için de mesela A kişisi, B kişisi için ya onu sevmiyorum, bunu sevmiyorum diyenler olabilir. Ama mesela ben seni sevmeyecek birini tanımıyorum mesela. Mutlaka sen tabii ki hatalar yaptın, sen de hatalar yaptın, muhakkak yanlışlar yaptın. Ama mesela senin hataların böyle insanlara böyle çok gözüne batmadı, eleştirildin ama mesela şuradan kimi çevirsem, Survivor Emre desem, ha o çocuğu seviyorum ya der herkes. Yani böyle bir şeyim var sanki bende. Ben böyle düşünüyorum. Belki tabii ki sevmeyen olabilir ama nedense bende yarattığın izlenim o şekilde. Çok hızlı bir yarışmacısın. Belki de en hızlı sendin. Ama işte atışlarda ve konsantrasyon problemi yaşadığın için parkurlarda yüzde olarak biraz geride kaldın diğer arkadaşlarına göre. Daha yüzde kaçla tamamladı Emre? %49 mu? Emre'nin tamamlaması %49 evet. %49. Yani şimdi düşününce mesela Yusuf %58, Bora %59. Bir vermiş. Okay %56 falan. Hani genelde böyle şampiyon olmak için %55'in üstünde olmak gerekiyor sanki. Evet, öyle yani bir istatistik çıkarmıştık. Yani. Doğru bir analitik belki de ama şöyle hep kendimi avuttum, biraz polyanacılık oynadım galiba. Hep önden geldin dedim, geriden gelmedin dedim, bayrak yarışlarına takımı dönderdin dedim. İşin şakası tabii ki de ben hep yapıcı olmaya çalıştım, hep birazcık daha kendimi geliştirmeye çalıştım. Atışlarda konsantre olamadığımı fark ettim ve deli gibi adada atış çalıştım. Hani hep her anı değerlendirmeye çalıştım. Taktikleri kavradım. Aynı zamanda konsantrasyon için top falan çevirdim. Top diyorum. Meyveler topladım adadan, o meyveleri çevirdim. Çok işime yaradı. Ya keşke Survivor'ın başından yapsaydım bunu dedim. Bir şey daha eklemek istiyorum. 2 ay geç geldim ve 2 ay geç gelmemin en büyük dezavantajı elimin atışlara oturmamasıydı. Çünkü Türkiye'de çalıştığın, evinde çalıştığın, salonda çalıştığın atışlar orada bir olmuyor. Hepimiz bunu biliyoruz zaten. Tabii. İstediğin kadar çalış, oradaki gibi olmuyor. Bir de senin performansına da bu 2 ay geç gelmen yansıyor. Muhakkak. Çünkü sen 2 ay önce gelseydin %49 değil %55'lerde olabilirdin. Tabii. Abi, çünkü daha kolay yarışmacılarla oynayacaktın. Avantajları var ama gerçekten dezavantajları daha fazla. Hem uyum sağlama, hem aynı zamanda atışlar elinin oluşması. 2 ay sonra geç geldim, 1,5 ay sonra atışlarım oturmaya başladı. Haksızlık. Peki şöyle şeylerim vardı mesela, çok rahatsız etti bizi. İşte seçme oluyor, Emre şunu alacaksın diyorlar, tamam diyorsun. Kolay bir rakip veriyorlar sana. Sonra gidiyorsun orada meydan okumak için, karşıda atıyorum bir anda çıkıyorsun. İşte kim diyeyim sana, işte Hikmet diyorsun. Beni de çok rahatsız etti. Ya da mesela oyun sırasında önde gidiyorsun, Nikos'a ıslık çalıyorsun. Sonra diyorsun ki ben zaten bu ıslığı çalmak için o kadar önde gittim. Cevap vermek istiyorum bunlara. Buyurun, cevap verin. İlk olarak ben geldiğimden beri en güçlüyü seçmek istiyorum dedim. Hep bu yüzden tepki aldım takımdan. Daha izleyemedim, yayınlanmıştır umarım bunlar. Çünkü hep kendimi geliştirmek istedim. Ya en hızlı en güçlüyü seçersen bu kadar, bu şekilde gelişir. Bu bana fayda sağlar. Ama takım orada karar almış. Sen işte atıyorum Okay'ı seçeceksin diye. Sen işte taktik yapılıyor ya da başka birini. Sen gitmişsin Hikmet'i almışsın mesela. İstatistik kovalamadığım için. İstatistik olayım, haftanın birincisi olayım. 2 defa oldum bu yüzden ya, haftanın birincisi. Karşı tarafta son seçimlerde Okay var, Krakos var. Sen gidiyorsun Okay'ı seçiyorsun. Ha, evet, hızlı çünkü zevk alıyorum onları. Ama orada mesela Krakos'u seçmen lazım. Takım pizza yemiyor. Takımı düşünüyorum ama şöyle söyleyeyim. O oyunda ben onu yenebilirsem sonraki oyunlarda biz azaldıkça daha da başarılı olabilirim psikolojisiyle gittim. Geleceğe yatırım gibi düşünebiliriz bunu birazcık. Aslında biraz daha bireysel düşündüm. Ama bireysel bir yatırım. Muhakkak. Orası bir takım oyunu olduğu için. Aksi olduğum yanları da var. Evet. Peki o şeyi niye yapıyordun? Gel falan, hani ben de yapmıştım bir kere. Dediler Emre senden gördü falan. İddialıyım. Ben hariç başka biri çıksaydı, ben orada 4 saniye fark attığım için çok kısa bir süreyle yapıp da hemen elimi çaktım. Belki aynı gelecekti, belki geriden gelecekti, belki 1 saniye benden az olarak 1 saniye farkla gelecekti. Ben oradan 4 saniye önde gelmişim, şunu yapmışım, onun yüzünden kaybetmemiş takım. Ben bunu hep anlatmaya çalıştım. Gerçekten hayvan gibi giriyordum parkura ve kendimi yavaşlatmak için yine çaba harcıyordum. Ben çok süratliğimde bir şeyde bulunmadım, iddiada bulunmadım hiçbir zaman ama parkurcu olduğum için o parkurlarda ben oynayarak geçiyordum, zevk alarak geçiyordum. Ama senin konsantrasyon eksikliğin varsa sence onu parkur içerisinde o ıslığı çalman ya da dönüp arkana bakman bu senin daha çok konsantrasyonunu bozmaz mı? Ya da takımı düşürmez mi? Öyle yaptım, oyunlarda daha başarılı oldum. Şöyle diyordum, şimdi ben oyunun başında çıkarken kendimi odaklayamayıp kitleyemiyordum böyle oyunun başına. Özellikle hani demolize oluyordum ya bir şey dedikleri zaman parkurun başında. Şunu diyordum mesela, Emre hadi koş, çok önden gel, ıslık çal, şunu yap. Kendim ona kilitlediğim zaman dikkatim dağılmıyordu, daha iyi koşuyordum. Mesela herkesin kendini şartlandırdığı bazı şeyler vardı ya. Ben de böyle totemlemeyim de ne diyebilirim buna? Kendimi böyle şartlandırıyordum. Şartlandırıyordum. Abi o anla bile eğlenmeye çalışıyordum. Hep bir şey koyuyordum, kafamı işte yapmaya çalışıyordum. Ne güzel. Yoksa akşama gelelim. Mümkün değil yani. Evet, bu akşam ne olur? Kimi destekliyorsun? Gönlün kimden yana? Aa, geldik evet en güzel soruya. Yusuf'la kadar ortağı olduk biz. Başından beri bir şeyler paylaştık. Yusuf'u destekliyorum. Yusuf'un olmasını isterim ama aynı zamanda kadın şampiyon olarak da Seda abla yakışır. O yüzden ne diyorum sadece? Bir tane söylemek istersen. Bir tane söylemek istemiyorum ben. İkisinden de yanayım. Hayırlısı olsun. Kim hak ediyorsa o kazansın diyorum. Çünkü... Ya bak çok enteresan. Yusuf diyen herkes yani gerçekten Seda onlarda iz Seda'nın bırakmış ki herkes. Herkes Seda'nın hakkını veriyor. Yusuf'un olmasını istiyorum ama aynı zamanda kadın bir şampiyon olarak da Seda abla da hak ediyor. O yüzden bakıp göreceğiz. Ben de çok merak ediyorum. Yusuf'la yaşadığın kötü bir şey var mıydı hiç? Kötü yaşadığım çünkü bir şey. Çünkü iyi bir arkadaşımız gözüküyordu. Ufak tartışmalar yaşadık. Harici olarak yaşadığım kötü bir şey yok ya. Çok şey paylaştık. Ondan da çok şey öğrendim. Böyle darlıyordum bazen onun adada falan böyle psikoloji muhabbetlerine falan giriyordum. Darlanıyordu. Çok eğlendik. Aynı zamanda canımız sıkıldığı zaman falan böyle bayağı evet, sanki takılıyorduk, şey muhabbet ediyorduk. Oyunlarda hata yapıyorsun ya. Onu sana Yusuf anlatmaya çalışırken hiç dinlemiyorsun. Ben o anda çok hatayı kabul etmek istemediğin için video. Hatayı kabul etmek değil de aslında. Ya Emre başka bir dünyadan katılıyor. Arada evet, siz farkında değilsiniz. Adam mesela şu hareketi hayat boyu unutmayacağım yani. Evet abi. Belki o hareketin yüzünden eğlendim ben biliyor musun diyormuşum. O yüzden gittim ben falan. Ama seviyorum, oradaki seviyorum. Olayı anlattım ben sana zaten. O Emreciğim. Şakasıydı. Ve o yandan tabii. Bu yana o zamandan bu yana hep kendime katmaya çalıştım. Çok eksi yönlerim vardı. İnanıyorum ki çoğu şeyi açtım ve hallettim. Çünkü bayağı bir hiperaktivitemi kontrol edemez bir haldeydim o zaman. Bayağı bir kaçık haldeydim. Biraz toparladım, daha kontrollü oldum diyeyim hadi. Meditasyonlarla, şunlarla falan. Emre inşallah bundan sonraki hayatında güzel günler seni bekler. Bol bol da görüşürüz zaten. Bizim ortak gruplarımız da var. Hemen WhatsApp'ta yazmış ben geldim falan diye. Hoş geldin Emre. İnşallah hayatta her şey senin için de iyi olur. Annem, babana da, özellikle babana tabii ki sağlık, sıhhat diliyoruz. Seni çok seviyoruz. Çok teşekkür ederim. Son olarak buradan çıktıktan sonra yine durmayacağım. Üretmeye devam edeceğim. Çünkü senin YouTube kanalın işim var değil mi? Evet, YouTube ne yazarsak ulaşabiliriz sana? Emre Durak. Emre Durak yazsak abi çıkıyor musun? Abi bir şey söyleyeyim mi? Yepyeni, çılgın, inanılmaz videolar geliyor böyle. İnanamazsınız. Artmış mı aboneleri? Artmış. Özellikle Enes'le falan video çektik ya çok iyi olmuş benim için. Süper. Çok mutlu oldum ona. Süper. Enes'le zaten çok mutluyum. Seninle ortak bir şey kesin yapar diye düşünüyorum. Ben de inanıyorum. Sana çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Evet. Emre'ye de veda ediyoruz. Şimdi Survivor'a dün akşam finalde son anda veda eden son isim Okay bizlerle olacak. Önce Okay'ın VTR'si geliyor ardından Okay bizlerle. Şimdiye kadar mücadele eden biriydim. Her zaman mücadele ederim. Mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadım. Okay çok hızlı geçti engellerden gerçekten. Spiros mu Okay mi? Okay öne geçti. Okay hem öne geçti hem sayısını aldı. Öyle bir tecrübeyi hayatıma kattığım için de ne kadar şanslı olduğumu düşünüyorum açıkçası. Evet, bu parkuru seviyor Okay. İlk turda da erken gelmişti. Şampiyon olmak istiyorum. Nasip kısmet halkın kararı olacak. Hepsine boynumuz kıldan incedir. Okay kazandı. Evet, Survivor'a en son veda eden isim ve üçüncü olarak bitiren isim Okay bizlerle. Okay hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. İyi diyelim, iyi olalım daha doğrusu. Yani olabildiğince kısa cevaplar ya ve Okay'ın sessizliği burada da devam ediyor. Ya ilk olarak gerçekten bunu soracağım. Hep merak ettik. Okay neden bu kadar sessiz? Çünkü bazen sana işte senin sportif başarına da laf edildiği oldu. Onlarda da sessiz kaldığın oldu. Yani sessizlik güzel bir şeydir aslında ama neden Okay bu kadar sessizdi ve sence sessizliği elenmesine sebep oldu mu? Elendikten sonra bir VTR izledim aslında burayla ilgili. Senin bir araba benzetmen var. Kaderi yazan 7 kişi. Ben de bir araba olayı gibi bir şey anlatacağım. Ondan sonra sorularla devam edelim isterseniz. Sen bisikletle gidiyordun orada değil mi? Evet, arabada değil. O hikayede sen bisiklet kullanıyordun tek başına. Ben de bir yolda gidiyorum. Survivor kelime kelime anlamı hayatta kalmak, yaşamak. Yaşamak da bir yolda bir yerlere varabilmek aslında. Bu yolda başarısızlıklarımız önümüze çıkan kavşaklar. Endişelerimiz virajlar. Ben bu virajları dönmekte biraz zorlandım. Dönemedim. İşte oyuna çıksam takım ne der? Bir çoğunluk grubu oluşuyordu karşıda. Endişe yapıyordum. Hani oyunu kazansam bir türlü, kazanmasam bir türlü. Bu endişelerle oldum ve o virajları dönemedim. Arkadaşlarımız oldu. Bunlar bize bazen gaz pedalı, bazen fren oldu. Yani yeri geldi durduk. Düşmanlarımız oldu. Düşmanlarımız diye benzetme yapıyorum. Hı hı. Gerçekten düşmanımız değil, Survivor olduğu için. Evet. Trafikteki kırmızı ışık oldu bize. Hani geçersek silleyi vuruyor yani. Bu yolda ailemiz her zaman tabii, bu Survivor ve genel anlamda bir yol benim için. Ailemiz bize trafikteki uyarı levhaları gibi. Ama eğer yanınızda, cebinizde prensipleriniz varsa, deponuzda ve sağlam bir iradeniz varsa, sağlam bir motorunuz varsa, bir de Allah'ın gücünü hissediyorsanız yanınızda, onun varlığını hissediyorsanız, o varabileceğiniz noktaya illaki varırsınız. Heyecandan böyle gerçekten ağlamamak için zor tutuyorum. Akşamki o atmosferi. Ya senin zaten o Azra var ya, evet yani ya, seni değil bizi de defalarca ağlattı. Onunla iletişim ödüllerindeki buluşmalarınız, konuşmalarınız. Yani o ekrana bizim böyle girip Azra'nın yanaklarına okşayasınız geldi. Birazdan Azra da inşallah 5 dakika yanımıza uğrayacak vallahi inşallah. Maşallah diyelim bak, o kadar güzel bir, o kadar zeki bir kızım var ki yani gurur duymalısın. Yani ne kadar güzel yetiştirmişsin. Yani, yani helal olsun size, başka bir şey demiyorum yani. Süper, çok yani işte, iyi ve evlat gibi gördük, biz hissettik. Allah onu da yolunu açık etsin. Nasıl bir duygu ondan ayrı kalmak, sonra kavuşmak? Ya çok zor bir duygu. Tabii orada bir babayı temsil ediyorsun, milli bir sporcuyu temsil ediyorsun. Ne bileyim, öğretmenim, öğrencilerim var, onları temsil ediyorsun. Eşsin. Bazı yerlerde gerçekten sessiz kalmam gerekti. Hani bir değerlerimi kaybetmek istemedim açıkçası. Ondan sessiz kaldım yani. Çoğu oyunda böyle hani... Ya çıkmak istedim, yarışmak istedim. Son dönem çok ama sessiz kaldım. Yani bir dönem geldi, itiraz, başkaldırı oldu sende. Oynamak istedim. Artık akışına bıraktım. Olursa olur, olmazsa olmaz oldu. Ama yani çok belli bir noktadan sonra. Sanki. Öyle. Ya ben şimdi senin yerine koyuyordum kendimi. Panoramada da öyle yorum yapmak istiyordum. Diyordum ki ya o kadar zor günler geçiriyor ki. Çünkü adada anlaşabildiği Türk yarışmacı yok. Yabancı dil yok. Yunanlarla da konuşamıyor. Arada onlarla iletişim kurması gereken kişiyle bir problem yaşıyor. Ve şu an yani Survivor'da zaten açsın yani... Acayip zor günler geçiyordu ya senin için. Düşünüyordum. Sadece işte çıkarsan oynuyorsun, çıkmazsan geri geliyorsun filan. Aslında çok zor bir şey. Beni etkileyen sadece ilişkiler oldu. Ada şartları hiç zorlamadı. Çünkü gerçekten normal hayatımda bir Survivor gibi benim. Yani nerede yaşıyorsun? Ben Artvinliyim. Artvin'de yani öğretmenlik yapıyorsun. Evet. Yok, Ankara'da öğretmenlik yapıyorum. Artvinliyim ama lise bitene kadar Artvin'de okudum. Köyde büyüdüm. İzinlerde köye geliyordum. Yatılı okuyordum. Yani o yatılı okulun şartları falan ağır tabii ki. Küçük yaşta gittik. Bunlar yani çok detaylar var. Gerçek bir Survivor gibi yaşıyorsun hayatını. Aileden uzaksın, hasret var, özlem var. Bunlar beni aslında zorlamayan şeyler oldu. Orada işte kızım biraz zorladı. İlk defa ondan ayrı kaldım. Ya kıyamam ya. Çok, ama yani iletişim ödülleriniz o kadar güzeldi ki biz izlerken burada çok duygulanıyorduk. Özellikle Hakan, yani bir gün ağlayacaktı neredeyse o sizin görüntünüzü izlerken. Aslında hiç gözyaşlarımı kızıma göstermek istemem. Kız babasıyım. Tutamıyordum bazen. Adada hiç ağladığın oluyor muydu köşeye gidip böyle? Hiç ağlamadım. Hiç. Okay, şu an stüdyoda olsaydık herkes seni alkışlıyordu gerçekten. Evet. Çünkü örnek bir baba, örnek bir insan, bence gerçekten böyle olur. Yani o sessizliğin altında şu an yatan şey burada aslında ortaya çıkıyor. Evet. Yani bize zaten kızınla bu iletişimi gösterdiğin için bir kere ben şunu söyleyeyim sana, Allah senden razı olsun. İnşallah biz de, ben şimdi bir kız çocuğu sahibiyim. O yaşa geldiğinde senin Azran gibi böyle bu kadar hayat dolu, babasına, ailesine bağlı bir kız çocuğu olur. Dün o sahneyi unutamayacağım. Ben televizyonda seyrettim. Okay'ı gösteriyor ekran. Okay elenmiş, konuşuyor. Arkada Azra'yı gösteriyor sonra, ağlıyor. Yani demin Okay'la konuştum. Galiba benim suçum neydi gibi bir şey söylemiş değil mi? Öyle bir şey söylemiş tribünde. Çok üzülmüş. O da çok istiyordu çünkü şampiyon olmasını. Ya ben ama... şeyi unuttum zaten o an. Ailem falan toplandık, buradan çıktık. Bir yere gittik, oturduk. Ya aslında şampiyon olamadığım için üzülmüyorum. Bana inanan onca insanın emeklerine üzülüyorum. Ben o yarı final koltuğunda otururken milleti arkamda hissettim demiştim. Yani gerçekten kalbimde hissettim. Öyle onların beni desteklediğini hissettim. Hiç ismimi, yani Seda'nın ismini falan söyleneceğini değil, direkt şampiyon olarak burada açıklanacağımı düşünüyordum. Gerçekten mi? Ya. Bak kim geldi. Gel biz de bir öpelim seni prenses. Ne haber, nasılsın, iyi misin? İyiyim. Biz öpmeyecek misin? İyiyim. Ay çok tatlı bu ya, bu böyle bir şey yok. Ya, çok benziyor yerim sana. Oh. Yakından sen daha da çok benziyor. Çok güzel bir kızsın. Ay maşallah. Nasılsın? İyiyim. Gel yanımıza gel Azra, babanın yanına gel. Hadi gel babanın yanına gel. Gel babanın yanına gel. Gel sana mikrofon vereceğiz. Gel otur babanın kucağına. Gel. Al mikrofonu da sende dursun. Yakın tut ağzına. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Nasıldı baban Survivor'da sence? Çok güzeldi. Gurur duydun mu onunla? Evet, çok gurur duydum. Çok başarılıydı değil mi? Evet. Evet, biz de çok sevdik babanı. Gerçekten böyle yani dedim ki keşke ben de Azra gibi olsam, böyle bir babam olsa, Survivor'a gitse, ortalığı kasıp kavursa. Yani şampiyonluğun ucundan döndü ama herkes onu çok sevdi. Bu da çok önemli bir şey biliyor musun? Evet. Şu an herkes önemli. Babanı çok seviyor. Bana göre şampiyonluk önemli değil de babamı herkes seviyor. Babamı sevmeleri bence daha güzel. Evet, gerçekten çok doğru söyledin. Bodrum nasıl gidiyor? Sen bir yandan tatilde yapıyor musun burada? Yanmışsın çünkü. Evet, çok yandım. Acıyor yerim. Evet. Babanla sen ne hissettin? Böyle onu göremediğin zamanlar konuştuğunda? Ağladım. Ağladın mı? Evet, ağladım. Daha sonra çok üzüldüm. İlk buluştuğunuzda burada nasıldı? Burada ilk buluştuğumuzda çok güzeldi. Sarıldın mı babana? Evet, sarıldım. Nasıl sarıldın? Göster bir. Göster bir, nasıl sarıldın? Elle sarıldım. Gel gel. Ay ay ay, ben alkışlamak istiyorum. Böyle güzellik olamaz. Seni yerim ben. Sen ama televizyonda bir şey söyledin. Ben dedim ki orada ne oluyor? Derslerim iyi baba dedin. 95 aldım, 90 aldım, 80 aldım. Gittikçe düştü. 80. Niye evet düştü öyle? Çünkü son zamanlarda şimdi babamın stresinden böyle... Babamın stresi de var. Ondan sonra hem Panorama'yı izliyorum, sizleri izliyorum. Ondan sonra hem gidiyorum, babamı izliyorum. Çok geç yatıyorum. Ondan sonra sınavlara da çalışamıyorum. Ama derslerin iyiydi, biz öyle duyduk. Evet, derslerim çok yani iyi. Tamam, o zaman benim yerime röportaj yaparsan, babana sorar mısın? Bu akşam Survivor finali var, kim şampiyon olsun diye sorar mısın? Baba, bu akşam Survivor finalinde kim şampiyon olsun? Kimi destekliyorsun? Açıkçası beni destekleyenler çok yoruldu. Onlardan hani benden çok üzüldü. Benden daha çok üzüldüler diyebilirim. İkisi de Survivor'a hak eden arkadaşlarımız. İyi olan kazansın. İkisinden herhangi birini desteklemiyorum. İkisinden iyi olan, daha iyi olan kazansın istiyorum. Nasip. Ben nasibim buraya kadarmış. Onların da nasibinde kim, hangisinde şampiyonluk varsa o kazansın istiyorum. Özellikle birisi yok. Evet. Hem Yusuf'u hem Seda'yı. Hem Yusuf'a hem Seda'ya başarılar dilerim. Kazansın. Evet. Evet. İkisi de çok emek verdi. Soracağım. Ya hani o kadar çok senin hakkında yorum yaptık ki Okay. Çok sessiz kalışlarım vardı. Artık böyle hani masada isyan etmek istiyordum. Okay artık lütfen sesini çıkar diye. Bu tamamen Azra'dan dolayı mıydı? Azra'yı düşündüğün için, o hani beni izlerken böyle görmesin dediğin için miydi? Ya aslında sinirlenince çok sinirlenen birisiyim. Ama sabrım sinirimin ötesine geçiyor bazen. Babamda da vardı, bende de var. Sabırlı bir insanım. Belki de hayatın zorluklarını yaşadığım için bu sabrı orada göstermeye çalıştım. Tabii ki ben takım karar alıyordu. İlk başlarda özellikle hep takımın kararlarıydı. Çoğunluk böyle istedi, böyle oldu diyordular. Bir şey diyemiyorsun. Çıkmak istiyorum. Dün VTR'de de gördüm, hani hep seslerim arkadan sesleniyorum ama dinleyen, oralı olan pek olmadı açıkçası. Oldukları zaman da şöyle dediler, çık dediler. Genelde şöyle oluyordu aslında parkurlara. Siz de Survivor yarışmacısınız, bilirsiniz. Yani ilk parkura çıkan ya parkuru tanıyor, biraz daha iyi geliyor. İkinci atışı daha iyi yapıyor. Ben hep Best of'a yaklaşırken karşı takımın seçmesiyle oyuna giriyordum. Kaybetme riskim yüksek. Zaten atışlarımda çok iyi değildim ama hızıma güveniyordum. Önde gelsem bile arkadan gelen atışı iyi olan benden alabiliyordu. Bir kere öyle oldu. Çıktım, hem de Simos'a kaybettim sanırsam. 25 oyunda bir oyun aldı, o da benden aldı. Ondan sonra işte çıktım, gördük seni falan oldu. Ya çoğunluğa karşı böyle baş kaldırmak istemedim açıkçası. Dedim yeri gelecek azalacak. Eğer kalırsam dedim kendimi gösterebilirim. Biraz içimde şimdi. Yoksa öyle hani ben yarışmayayım falan asla yok. Hayatım boyunca ben hep rakiple yarıştım. Yaptığım spor bir zeka sporu zaten. Hiçbir zaman hani şiddet içermeyen zeka sporu. Branşımı temsil etmeye çalıştım. Benim için bu değerler çok daha önemliydi. En güzel kupada şu an seninle beraber. Çok evet. Güzel beraber, çok güzel görünüyorsunuz. Bu da çok güzel bir şey zaten. Evet. Bence sen zaten kupa şu an kucağında evet. Duruyor. Bu kadar tatlı bir kız. Efendim şimdi şöyle yapalım. Reklama gidelim. Reklamlardan sonra Survivor Panorama devam ediyor. Survivor Panorama devam ediyor. Evet İhsan, bu akşam final var. Hızlıca duygularını alayım. Neler düşünüyorsun? Valla iki tane çok hak eden yarışmacı. Bence ne olursa olsun biri erkeklerin şampiyonu, biri kadınların şampiyonu. İki şampiyondan hangisi Survivor şampiyonu olacak göreceğiz. Mesela değerlerine bakıyorum. 57-79 Seda, 57-53 Yusuf. Birbirlerine de o kadar yakınlar. Evet. Yani ikisi de çok hak etmiş. Artık hayırlısı aktaralım. Damla? Çok heyecanlı. Ben de çok merak ediyorum ama bu artık bu aşamaya geldiğinde de hani birisi kazandı, birisi kaybetti olmuyor. Bence ikisi de şampiyon olmuş durumda insanlar gözünde. O yüzden ikisine de bol şans diliyorum. Evet, biz de bol şans diliyoruz. Okay'cığım çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Azra gel beraber kapatalım programı. Gel yanıma. Evet, Survivor Panorama'nın son programında böyle tatlı bir fıstıkla beraber sizlere veda ediyoruz. Bütün sene bizi dinlediniz, seyrettiniz. Çok teşekkür ederiz efendim. Kendinize çok iyi bakın. Ne diyoruz? Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bay bay.